Latin Tribün YouTube kanalına hoş geldiniz. Onur Altunel ile birlikte Padije 752'nin yeni bölümünde birlikteyiz. Ben Mehmet Can Ersoy. Biraz benden kaynaklı gecikmeler yaşandı. Araya zaman girdi. İşler, güçler, İşler, okullar, sınavlar, güçler, onlar, bunlar, hastalıklar derken hastalıklar. Herkes hasta bu ara. yerimizi aldık. Evet, fena hem de. 4 hafta mı, 3 hafta mı? Normalde 2 haftada bir çekiyoruz. Galiba 4 hafta oldu. Fazladan 2 hafta girdi Bir araya. yayın çekmemişiz gibi Bir yayın oldu. çekmedik. Ama Bu arada bayağı bir şey oldu. bayağı bir şey oldu. Milli ara yeni bitti. Milli araya girmeden bayağı bir şey oldu. Ama en son olanları biraz değerlendiririz. Güncelden başlayarak Günceli. Çünkü hani öyle konuşmadan da çok geçemeyeceğimiz bir spesifik konular var. son dönemde oldu onlar. Onun için Milli maçlarla milli başlayıp maçlarla dostluk başlayabiliriz. maçlarıydı bu arada. Yani şey olarak önemi yoktu ama ilginç eşleşmeler oldu. Şöyle tabii Avrupalılar için bazılarının için Euro 2024 hazırlığı gibi hazırlık maçları olsa da bazı şeyler için de Copa Amerika hazırlığı aslında biraz. Arjantin diyorum. Yani hem onun için tabii Latinler hem için Latinler için Copa Amerika hazırlığı. Copa Amerika öncesi Bir de Avrupalılarla biraz birçoğunda böyle şey var. Hem Avrupa seyahati, yani çoğu İspanya'da, Amerika'da oynadı. İspanya, İtalya, Amerika. Amerika. Enteresan oldu o yüzden. Kıtada Yeni kalmadılar. kadrolar var. Kıtada hiç maç yoktu. Şeyde yoktu. Nerede? Amerika kıtasında vardı Uruguay da. Latin dışarıdaydı. Amerika'da yoktu. Kolombiya dışarıdaydı. Uruguay şeyle oynadı zaten. Baskla Bir oynadı tane ilk Baskla maçını. oynadı. Mesela ilginç maç kültürel anlamda. Tribünde de Arjantin bayağı Amerika'daydı. Hatta en ünlü maçını Uruguaylı oynamıştı. vardı ya Bilbao'da. Evet. Tribünler çok güzeldi. Madrid'de mesela çok Arjantinli Uruguaylı yaşıyor biliyoruz. Ama Belki onlar da seyahat etmiştir. Bilbao'da o kadar bilmiyorum. Yaşamıyordur muhtemelen. Sanmıyorum. Yaşamıyordur ama İspanya'nın turisti belki oradan oraya maç için geçmiş olabilir. Ya da Olabilir. Madrid'den gelmişlerdir. Gerçi Avrupa'daki Uruguaylılar da oraya gitmiş olabilir o Avrupa'dakiler maç. gitmiştir. Her İspanya zaman olmuyor içinden çünkü böyle bir gitmiştir. şey. Tabii. O zaman başlayalım milli maçlarla. Başlayalım. Takım takım gidelim. En büyük maçlarla başlıyorum. Arjantin'den bir kenara koyup. Brezilya. Brezilya önce İngiltere ile Wembley'de oynadı. Endrick tarihe geçti şimdiden. Wembley'de gol attı. Pardon, Bernabeu'da mı? Wembley'de mi? Wembley'de attı. Wembley'de atan en genç oyuncu olmuş. Bernabeu'da da daha Real Madrid forması Giymeden giymeden atmış oldu. atmış oldu. İki büyük takım, İngiltere ve İspanya. İyi maçlar seçmişler Brezilya. Hep böyle oynuyor Brezilya. Şey oynuyor yani. Boş maç Büyük oynamıyor. seçiyor. Boş maç oynamıyor. Gerçi İspanya biraz olaylıydı bu Vinicius olaylarından dolayı. Ondan da bahsedelim. O kaptan çıktı. Bugün tweetler gördüm şey. Bugün çok tweet gördüm ben. Ne İnanılmaz gördün? komik. İspanya milli takımının bu Netflix belgeseli çekilecek ya Vinicius'un. İşte atıyorum Vinicius'un belgeselinde Laporte'un gol sevinci diyor. İşte Hitler şey yapıyor falan böyle. Hem İnanılmaz de şeyler var. olayı tersine çevirmiş insanlar. Çok agresifti ya Vinicius. Tabii. Kavga, Kulübede tartışma orada oldu, maç şey sonu oldu. falan. Durup dururken de yaptığı işler var böyle. Vinicius'a ırkçı demişler. Beyaz ırkçısı demişler. Beyazı itiyor falan demişler mesela. Hani beyazlara saldırıyor falan gibi. Olaya farklı Ya taraf. Vinicius çok Hani garip yani. bir de bu taraftan bakın gibi. Görüntülerle birleştirince öyleymiş gibi oluyor. Adam beyaz görünce saldırıyormuş gibi Şu an oluyor. açık açık İspanyolların düşmanı gibi bir şey oldu adam yani. Evet. Hisler Ben mi maçı İspanyollar? izlerken hep şey düşündüm yani. Diyelim Türkiye'de Galatasaray. Diyelim Arjantin milli ya da kim Torreira geliyor diyelim. Uruguay milli takımıyla şeyde oynuyorlar. Telekom Arena'da oynuyorlar. Türkiye Uruguay. Torreira böyle şeyler yapıyor diyelim. Ya da işte Yani çok zor Fenerbahçe'de ya. Ceko geliyor. Bosna milli Yapmazlar takımıyla yani. Hani böyle yapmazlar. şeyler yapmazlar ya. Tabii. Ya bizdeki hava onu yaptırtmaz yani. Evet. O topa girmez. Sokmazlar kendilerini. Sokmazlar. Soksalar da bir Bir şeyi şey olur yapar ya. biri. Bir şeyi olur yani onun. Kötü bir geri dönüş olur Kötü top. geri dönüşü olur. Sosyal hayatta. Adam Madrid'in Sosyal medyada. topçusu. Madrid'in stadında. Bir Geliyor de Brezilya uzun zamandır forması. bu ırkçılık sorunlarıyla boğuşuyor. Asıl ilk Valencia maçıyla başlamıştı geçtiğimiz Evet. yıllarda. Şimdi bu sene tekrar bir nefret objesi oldu İspanya'da yani Vinicius. Dün işte Brezilya kadroyu siyah şeyle açıklamış. Evet, siyah forma giydi. Bir de kaptanlığı vermişler. Bilmiyorum bunun için mi verdiler. Bir önceki Belki de hazırlık maçında bu Bernabeu'da yani olabilir. onurlandırma açısından. Bir önceki maçta o değildi çünkü. Yok zaten Kaptan. kaptan değil ki Kaptan değil. Vinicius. Hani belki dedim artık kaptan ama sanmıyorum yani. Yok ben de zannetmiyorum. Geriden başkaları olur kaptan. Öyle bir rolü de yok yani Ama şey. Brezilya'ya ne diyorsun?
Bir kere Twitter'da özellikle Türk medyasında Brezilya'nın ilk İngiltere maçı 11 ile ilgili dalga geçirmesine çok güldüm. Ya olay şey değil bu arada. Tabii ki eski Brezilya kadroyla alakası yok. Onu biz de biliyoruz. Hani tanıyoruz diye daha büyük görmüyoruz. Cafu, Roberto Carlos yoktu. Tabii ki ama bu bir değişim olacaktı zaten. Yani Marcelo bitirdi, Daniel Vezer bitirdi. Yani o jenerasyon bitirdi artık. Evet. Cafu, Carlos sonraki jenerasyon yıldızlar da bitirdi. Neymar da yok artık. Ben onu fark ettim. İlk kez bir Brezilya kadrosu süperstar yok gibi hissettim. Ama işte şöyle. Bu bir başarı yakaladıktan sonra süperstar olacak bunlardan. Mesela Vinicius falan olacak. Hatta Vinicius şu an Avrupa'nın en büyük 5 oyuncusundan biridir muhtemelen yani. Real Madrid'in süper yıldız adam. Bir de hani şey, ben bunu Arjantin Dünya Kupası'ndan önce de yaşadım. Biz işte tweet atıyorduk falan. İşte ha, Arjantin evet. Kadrosu açıklandı falan. Bu ne? Tarihin en kötü. Utanmıyor musunuz? Bu adamlar kim? Messi'nin yanında bunlar mı oynayacak? Messi'nin yanında bunlar mı oynayacak? Bırak abim, dön evine. Bunlarla çıkma maça. Neler neler dediler. Abi o adamlar öyle değil. Biz yani tamam biz ekstra tanıyoruz diye değil ama biraz şey var yani. Hani artık bir kısım insan Premier Lig diye bir lig var. Çevresinde de onun rezerv ligleri gibi ligler var. Bunlar da Serie A, Bundesliga. Onlar da koskoca La Liga, Serie A, Bundesliga, Fransa Ligi falan bunların rezerv ligi. Premier Lig. Oyuncu yetiştiriyor Premier Lig onlar. Oyuncu yetiştiriyor. Premier Lig'de ne oluyorsa en iyisi zirve odur. En iyi antrenör direkt Premier Lig'e transfer edilir. Odur orada. Evet. O yüzden kadrolara bakarız. Galleri kupanın sürprizi sanırız. Evet. İşte İskoçya'yı bir yarı final görür mü falan deriz. Almanya'da çünkü bakıyor kadroya. Umarız, umarız. Aa işte Norwich'te falan oyuncu tanıyor ya böyle. Öbürü Valencia topçusu, Atletico topçusu. Flamengo topçusu, ne bileyim. River topçusu. River topçusu, Almanya'da Dortmund topçusu falan ama bu kadro ne? Çöp möp yapıyorlar. Bunu sadece hani Twitter genç kullanıcılar değil yani. Yok yok, bayağı falan, spor herkes, medyasında. Spor medyasında var. Tanıdığımız tanımadığımız bir sürü kişiden gördük maalesef. Sonra ne oluyor? Arjantin kupayı alıyor. Sen Julian diyorsun, Enzo diyorsun. Bak yedekte aslında bence diyorsun 11 de oynamalı da diyorsun. Hani genel rotasyon kadrosu çok iyi diyorsun. Enzo kim, Julian kim abicim diyor. 3 ay sonra geliyor. Diyor ki bizim öz evlat stili Julian diyor. Yani o yüzden bilmediğin için güçsüz sandığın kadrolar oluyor. Ki bu arada bu dediğin Arjantin kadrosunun hepsi de çoğu da Premier League'de oynuyordu zaten o dönem. Oynuyor. Ona rağmen yani. Ama şöyle yani. Yeni tanıyorlardı yani. Atıyorum. Dibo Martinez. Arjantin. Ama o da başka bir soru. Şöyle Brezilya kadrosuna da bak. Şimdiki Brezilya kadrosuna. Mesela 11'in 5'i falan Premier Lig'de oynuyor ama işte tweet de attım ben. Yani Premier Lig'in böyle alt seviye takımlarında ya da orta seviye takımlarında düzensiz bir takım, düzensiz bir hoca, 35 kişilik kadro, bir oyun çıkmamış orada ortaya. Orada dikkat çekmeyen bir Brezilyalı diye o Brezilyalıyı Anadolu topçusu gibi görüyor ama öyle bir topçu değil. Yani Dortmund'a gitse çekip çevirecek işte. Fransa'da bir şeye gitse üst sıraları oynayan çekip çevirecek. Ne bileyim İspanya ligine gitse, İtalya'ya gitse Inter oynayacak belki adamlar. Ya da ülkeden çıkmamış ama belli ki Copa Amerika sonrası büyük transfer yapacak. Yapacak, tanımıyorlar diye ya da yeteri kadar önem vermiyorlar diye güçsüz kadrolar. Küçük görüyorlar. Abi pat 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 oynuyorlar yani. Ve o yüzden bu iki maç çok hoşuma gitti. Benim sıkıntı duydum. Hoşuma gitti. Bir de şöyle. Bir de üstsüzlük oluyor. 2 sene sonra da aynı isimlere bu sefer öz evlat muamelesi çekiyorlar. Öz evlat diyor. İşte bu kadroya bak diyor işte. Şunlar bunlar var diyor. Onlar vardı zaten. Vardı. Bir tek bu Hendrik şu an farklı bir yere koyabiliriz herhalde. Çünkü biraz ismiyle geliyor Hendrik yani. Gol atması da şey geliyor. Oldu. Sembolik. İki maçta da attı. Yani hatta İngiltere'de ikinciyi de kaçırdı şey sen dedin. Tarzı falan da değişik böyle. Çok garip. Puslu bir öğrenci gibi içine sokuyor bir de formayı. Şey fark ettim mi bilmiyorum. Bence o tarz şey fotoğrafları olsun. Da çok ya. Kendi fotoğrafçısı varmış gibi ikonik fotoğrafları var ama mesela. Ama galiba öyleymiş. Yani fotoğrafçı olarak söylemiyorum da bir ekibi şey evet, varmış. Evet evet. Ben de gördüm bugün. Şey gibi hani böyle Pelin'in ikonik fotoğrafları vardır ya. Bu çocuğun da böyle ikonik fotoğrafları var yani. Brezilya'da çok olmaz ya böyle şeyler. Ama işte çok erken yaştan. Ya hatırlarsın 15-16 yaşında adını duyuyorduk Twitter'da. Hani hep deriz zaten 15-16 tamam çok isim çıkar böyle ama hani kaçı 18-19 aynı olur. Evet. Bu çocuk bir istisna zaten. Hani Palmeiras sağ takıma çıktı. Direkt Real Madrid kaptı hemen. Hiç o hatayı yapmadı. Vinicius da 16 yaşında biliniyordu.
Zaten 17 iken aldılar. Tamam, da hemen aldılar. Ama mesela A takım yapmıştı Flamengo'da. Rodrigo daha çok oynamıştı takımında, evet, mesela. O böyle bir sezona yakın oynayıp gelmişti. Ama şey, Vinicius böyle tamam bu çocuktan olur diye alındı. Endrick bu çocuk olmuş diye alındı sanki. Biraz gelir gelmez Vinicius gibi sağa sola gitmeyecek yani. Yok işte yok. Castilla'da orada burada oynamaz gibi geliyor. Bir de hani Real Madrid aldı, daha sonra daha çok oynadı zaten. Yani evet. Çok oynamadan aldı, sonra daha çok sonra A daha takım çok oynadı. Bir de böyle şey takım ya. Hani diyoruz ya işte Ronaldinho yok, Roberto Carlos yok falan diyoruz ya. Gerisi böyle daha sağlam. Daha sağlam ben derken. Ben burada kişi kişi bakayım, çok beğendiğim bir kadro. Geçmiş 6-7 yıl önceye göre yani. Tabii, gerisi tabii. Bir sağlam. Geçiş oyununda da çok tehlikeli takım. Yani ben şey hayal ettim. Mbappe'yi Brezilya'da olsa mı? Fenomen Ronaldo rolünde, yani santrafor ama Mbappe gibi en uçta Brezilya milli takımında. Herhalde. Hem geçişte var, çılgın hem şeyinde şey var. Yani. Ronaldo figürü gibi yapacaksın. En öne onu koyacaksın. Vinicius'lar, işte şeyler, Rodrigo'lar, Endrick'ler böyle pakete yakalanma yani. Bitersin yakalanırsan. Öyle bir takım. Bence bu arada büyük potansiyelleri var. Var. Yani Arjantin'e kıyasla daha böyle bir üst seviyede geliyor gençler. Bir de İspanya maçında da işte şey, İngiltere maçında da adam baskı yedi diyorsun. Çıkıyor yani. Sonuçta hani belli bir teknik kapasitesi de var ya. Ya bir kere Brezilya'nın teknik seviyesi İspanya diyorum. Yani Avrupalıların çok daha yukarıda. Genetik yani. Olarak çok yukarıda. Genetik olarak çok yüksek bir teknik doğru. Kalecisinden stoperine bile yani. O yüzden oradan bir takım oluşturabiliyorsan, bir iki süperstarla da zaten her zaman. Hoca da enteresan. Bu Brezilya ne ya diyemezsin. Genç hoca ya, o da enteresan bir şey yani dönem. Evet. Neymar çok övdü hocayı, Fluminense'nin hocasını. Yani şöyle şeyden, Şiçe'den ben yani başarılıydı o adam ama bir şey çıkmadı. O biraz daha doğayan şey hoca yani, böyle tam turnuva hocası gibiydi. Şimdi o Flamengo'ya geçti. Fluminense'nin hocası Diniz geldi. İyi abi. Belki de şey gerçekten yani, Brezilya'nın böyle bir şey ihtiyacı vardı. Daha böyle no name hani, daha genç bir hoca. Bilmiyorum. Zaten ben Brezilya'dan ümitliyim ilk kez. Bu tarz karakterleri biraz da Brezilya milli takımında şey oluyor. Öyle bir hoca iyi geliyor. Yani enteresan ya. Onlar yani yaşı, farklı yani. Yaşı önemsiz bir şekilde babacan olup yıldız olmayan bir hoca. Evet. Böyle futbolculuğu şey değil. Çok yani. Oyunculara karışmayan, anlayan, dinleyen, öne çıkmayan. Yani Şenol Güneş tarzı öğretmen. Taktiğini ve ne bileyim teknik bir şeyi verecekse o şekilde veriyor oyunculara. Yani antrenmanda şeyde böyle üste çıkmayacak, oyuncuların üstüne çıkmayacak adamlarla iyi iki maç geçirdiler valla. Biraz şaşırtmışlardır. İyi oldu. Şey, İspanya maçı da güzel oldu. Latin takımlarını sıradan geçelim. Hızlı hızlı. Uruguay üzdü bizi. Uruguay'da bu yapılanmanın ilk, yani ilk yapanlardan Bielsa ile birlikte. Onlar da o iskelet kadroyu değiştirmeye erkenden başladılar. İki mağlubiyet aldılar. Biri Bask. O biraz zaten bir gösteri maçı yani. Hazırlık maçının da ötesinde bir gösteri maçı gibi. Bask kaybettiler ya. Ben bir mekan bıraktım. Öyle bir mi? Bir daha bakalım o zaman. Çünkü ben yanlış de yanlış bir şey söylemeyelim de hatırlamıyorum şu an. Çok şey maç oynandı. Aynen. Ama yani izledim. Bir iken bıraktım. Kadro bir kere çok rotasyonluydu. Yani orta saha merkezi çok güçlü Uruguay. Ugarte. Torreira yok zaten. Bir evet. Bir. Torreira yok. Ugarte, işte Valverde. De La Cruz. De Arrascaeta. Aslında muazzam bir orta saha. Çok iyi de işte bunların hepsi bir arada çıkmadı. Çıkmıyor. İki maçtır. Zaten ikisi on numara zaten. Yani DRS kalitede De La Cruz. Hadi gerçi De La Cruz'u biraz yani daha geride kullanırsın. Kullanıyorsun merkez. Arrascaeta ikinci maç öyle çıktılar. Bak bu arada bu dört isimden daha iyi bir dört isme sahip olan bir dünyada orta saha var mıdır? Bir kulüp dahil hatta yani. Yani. Bilmiyorum. Ya da bizi çok sevdiğimiz için belki bana şu an şey ama çok güçlü. Çok ama o güçten yani bir şey çıkartamıyorlar. Bakalım ya, bir ES Hoca'ya zaman verelim. Bu iki hazırlık maçından önce iyiydi. Evet, ondan üstü iyiydi. Arjantin'i falan yendiler hatta. Buraya geldiler. Kadrolar önemli dedim. Biraz şey gibi oldu. Türk milli takımının hani turnuvaya katılacağın 11'le çıkarsın ya hazırlık maçına. Türkiye milli takımı da çıkmadı istersen ya. Evet. Uruguay da öyle yaptı. Yani çok değişiklik yaptı. Baskı yenememek. Ama biraz zaten bu hazırlık maçları bana biraz öyle şey geliyor yani. Çok ciddi göstergeler vermiyor gibi geliyor. Vermiyor ama ben hoca olsam, yani milli takım hocası olsam hazırlık maçlarını
Çünkü az toplanıyorsun abi yani. Bielsa eminim ki herkesten çok önemsiyordur o maçları bu arada. O da ayrı konu yani. Önemsemekten ziyade kafamda on... ya tanıyorsun zaten oyuncuları. Şey değil. Göreyim diyeceğin hani altyapıdan evet. Önce çıkmıyor ya. Tabii sen tabii. Seçiyorsun. O yüzden bir 11'in olur. Hemen oynatırsın o 11'i. Ve 11'den bir ezber oluşturmaya çalışırsın. Belki diye... dediğin gibi bazı şeyler tam oturmamış olabilir. Oturmamış olabilir. Deniyor herhalde. Ya da hani daha var turnuvalara falan. Hani biraz da uzun vadeli bakıyorlar. Bunlar biliyor olsun. Oradan şeyini de çıkarsınlar. Oynamış olsunlar falan gibi bakmış olabilir. Yani Kolum... Darwin Nunez falan yok ya. Yani. Tabii tabii. Pelisli Melisli oynuyor. Ben hiç ısınamadım. Ben de ya. O çocuklar benim de yok. Kolombiya 2'de 2 yaptı ki ilk maçı İspanya kazandı. İspanya'yı yendi. Üzerine Romanya'yı yendi. Romanya'yı da aslında rahat yendi. 3-0'dan 3-2 oldu. Ben maçları hiç izlemedim. Maçı izlemedim de şey olarak yani skor olarak. Hacı yapmış hatta. Yenis Hacı. Şöyle Kolombiya'da ön taraf iyi bence. Ya Arias çok formda zaten. John Arias, Luis Diaz da çok formda. Luis Diaz zaten şey yani. Bir de John Cordoba var. Aslında işte demin dedik ya Brezilya'ya geçiş meçiş. Şu adamlar... Kolombiya'da böyle. Evet. Yani o Falcao'lu şey dönemden beri, yani 5 tane çok iyi forvetin olduğu dönemden beri bir düşmüşlerdi. Hani Bakka, Jackson Martinez, Falcao böyle bir şey vardı i̇şte, onlarda. Tabii. Arkada James, Mames. Teofilo, James bilmem ne. Daha böyle topla, set oyununda. O 2014 Dünya Kupası'ndaki o şey takım, onlar da kemik değiştiriyor artık. Ama işte bu atlet oyuncular oluyor Kolombiya'da. Atletizmlerini kullanabilecek bir düzene geçmeleri kadar, tamam, bence olumlu olmuş. Yani iki maçta o yansıdı. Skor bol, pozisyon bol ve yani isimleri tanıyoruz maçı izlemesek de. Evet. Yaser Aspiri'yi de atmış bu arada. O da mesela potansiyelli bayağı. Öyleydi zaten. Transferini yaptı. Oynuyor. Yani Kolombiya her zaman bir jenerasyon yakalayabilip bir şeyler verebilecek takım. Ya bence şey gibi değil yani diğer ne bileyim Venezuela, evet, evet. Bolivya. Bence de yani şey Uruguay, Arjantin, Brezilya hemen altında Kolombiya var derim ben. Yani. Ekvador geçmişti işte Kolombiya'yı. Şu an belki şu an herhalde tekrar yer değiştiriyor olabilirler. Ya bilmiyorum Kolombiya'nın bence Dünya Kupalarına katılma için daha iddialı olması lazım. Son şeyde çok kötülerdi elemelerde. Bir biraz... de biz yani futbol izleyen neslin gençliğine, çocukluğuna hep Kolombiyalar denk geldi. E tabi Valderrama'lar. Valderrama'lar, Mondragon'lar. Cordoba'lar. Dün bu arada şey konuyu kapattık da. Cordoba'lar evet. İki tane. Cordoba deyince yok Şilever geldi aklıma. O da şey açıklama yapmış. Balikon falan demiş. Kime? Vinicius'a. Bu şey oyunu değil erkek oyunu demiş. Twitter'da paylaşım var. Altında böyle bildiğin şey Facebook'taki dayı paylaşımı gibi yorum atmış. Baya sert ama yani. Şilaver zaten öyle kullanıyor. Biraz şey bir abi, agresif Facebook bir abi. Facebook'u. Ama şey, siyaset de yapıyor ya. Tabii tabii, politika işleri de olabilir. Şimdi siyaset yaptığı partinin ya da devlet başkanı adayıdır. Tabii partiyledir muhtemelen. O partinin ideolojisini bilmiyorum ama belki ona da yanlıyor olabilir. Yani. Belki de biraz şey gördü, şov gördü. Şov gördü. Ama böyle şeyleri kaçırmıyor yani. Şilaver tabii aktif bir abimiz. Yani futbol, siyaset... Ya da kültürel bir şey oldu mu? Ama yani veres şimdi. Bu arada inanılmaz bir bağlama yapacaktım ben de. Onun için aklımda var yani. Şilaver'te laf ederken ama bir o konuya geleceğiz. Çarpıldığımı hissettim. Burayı biraz da milli takımları geçelim. İlk ona geçelim sonra. Şili Fransa'ya karşı öne geçti erkenden ama kaybetti. O soruyu attı bu arada. Evet ve şey U20'den adamımdır. Senin. Asıl o Şili de şey Pekerman'la. İşte Gareca'ya özür diliyorum. Gareca'yla başladı. Toplantısını mı? Bir şeyini izledim onun ben. Anlatıyor. Hocadır. O da Bielsa gibi Arjantinli olup bütün milli takımları kıtada gezip hepsinde de bir renk katan hocalardandır. Ama şey anlatıyordu ya. Peru'yu anlatıyordu. Eski Peru hocası. Evet. Yeni izledim o videoyu. Peru futbolundan bahsediyor. Yani Peru tamam. Futbolunun sorunlarından bak. Instagram'da önüme düştü. Ben öyle dinledim. Belki güzel sorumlu. Anlatıyor. Şey bir adam bu arada, dolu bir adam. Yani. Onu hissettim. Şimdi normalde görüyoruz, kenarda görüyoruz. Oynattığı takımları görüyoruz, oyunu görüyoruz falan. Hiç böyle dinlemedim ya karşılıklı. Ben de... Dinlediğimde şey hissettim. Adam şey yani, oturur karşına anlatır yani. Evet, evet. Dediğin video mühim değil ama ben de öyle bir videosunu biliyorum onun. O yüzden Şili bilmiyorum. Şili şeyi de yendi. Arnavutluğu yendi.
Şili'nin İtalya'da galiba aynı zamanda. Şili'nin o altın jenerasyonundan sonra bayağı bir dibe düştüğünü söyleyebilir yani zaten. O şeyin adını unuttum. Bizim adam tayfa gibi onlarda bir şey tayfa vardı. Evet. Bir ismi vardı. Medel, Vidal, Sanchez, Vargas, Mara, Mara. Bravo. Bravo'nun karısı bir o grubu bir isyan etti, bozdu, dağıttı bir öyle ama o kadar bilmiyorum. Çıktı en son bir şeyler dedi falan. Ama tam aynı yıllarda bizim kahraman gibi gerçekten. Aynı. 2015-16 o dönemdir. O milli takımı da bitiş dönemiydi. Batırmıştı yani o olaylar şeyler. Olay olmadı bizdekiler gibi ama diyorlardı bunlar bozuyor. Bir şey durumu oldu onların da. Papazlık durumu oldu milli takımda. Yani uzun zaman kemiği oluşturup onların çok başarılı olunca. Tam jenerasyon yakaladı olayı ya. İki tane Copa Amerika çaldılar mesela. Yani Şili tarihinin en büyük olayı herhalde. Daha büyük bir şey olamaz Şili'de yani. Evet. Ama işte mesela bunlar çok jenerasyon ilerliyorlar. Benim küçüklüğümde Salah Zamorano vardı. Tabii o da bir jenerasyon. Salah Zamorano'nun ikisi birden nasıl Şili'den çıkabilir yani? Aynen. Aynı anda. Yani Real Madrid forveti şey değil. Biri Inter'de oynuyor, Lazio'da oynuyor. Şu anda işte U20'si nasıldı bunların? Şili'nin. U20'de Şili sen mi izlemiştin? Ben izlemiştim. Ya o Osorio vardı. Orta sahada biri vardı. Şu an isimler bile kalmamış aklımda mesela. Dürüst olmak gerekirse. Evet, ama... Sağ beklerini beğeniyordum ben. Kaptan 2 numara. Bak hiçbir şey yani. Çünkü tekrardan bir daha bakmadım. Takip evet. etmedim. Kariyer sürecini. Ama takımı ben beğenmiştim. Potansiyeli düşüktü ki. Ama benim tek yani hareketliydi. Osorio biliyoruz. Osorio zaten turnuvanın şeyi olmuştu. Asist kralı mı ne olmuştu? Milli oldu. Attı. Nunez de sanki. Nunez oyun Nunez miydi? Şu an şey olamadım. Değil sanırım. Onun yaşı var gibi. Ama iyi maçlar. Bir toparlanma var gibi yani. Güzel bir şey oldu. Toparlanması lazım zaten. Brezilya Arjantin'in altındaki şeyler çok açıldı fark ya. Ekvador değil yani. Şey olması lazım. Ama Ekvador da olabilir. Çünkü futbola yatırımı olan bir ülke. Ama yani Kolombiya'nın Şili'nin o kadar düşmemesi lazım. Belki biraz Peru'nun hatta biraz böyle şey istiyorum yani. Yine Arjantin'i Brezilya'yı elemeleri zorlasın. Bir tanesi Uruguay'ın hemen evet, evet. Arjantin'in bir tık altı olması. Yani Uruguay'ı iç sahada yenebilecek kadar bir iddiası olsun en azından. Yani puan alacak i̇şte kadar iddiası olsun. Uruguay'da enteresan bir kültür var. Yani çok Arjantin'de de aslında var biraz. Hani geri tarafta sert oyun, pis oyun. İşte herkes şey sambacılar gibi zannediyor ya. Evet. Tangocular. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biraz İtalyan tipi. Uruguay'da bu daha çok arttı. Vurdulu kırdılı. Uruguay'da çok yetenekli hücum oyuncuları varken ısrarla bunu oynuyorlar. Yani. Evet çok garip. Kulaklar için bizim İlhan Özgen Topraksa o da Uruguay'ı sever. Kupalara da hep özel takip eder. Yani hep inanılmaz. Mehmet Demirkol gibi. Uruguay şampiyon oldu. Demişti ya 2022'de o kadar 2020. O da bilmeden söylemiş ki en kötü turnuva en kötü geldiği turnuva yani Uruguay'a çıkar. Hiç öyle bir şey. Yok biz onu 2018 o yani şey olmasa Fransa maçında Cavani mi sakattı, Suarez mi sakattı? O kötü elendiler yani o 2018'de iyi takımdı. Laksatların falan oynadı. Ben tam üçlü oynuyorlardı. O zaman. Yani o da güzel bir takımdı mesela. O son o 4-4-2'nin son takımı takım oydu. Takım hep güzel. Ama işte oradan ne çıkaracaksın? Ben Bielsa'ya bu konuda biraz güveniyorum. Bence biraz değiştirecek o şeyleri. Çok ufak da olsa bir fark göreceğiz bence. Yani kimler var ya? En azından şu orta saha. Deir Ascarita. Şey. Şu orta saha daha farklı artık. Arevalo Rios'la şeyin Diego Perez oynadığı orta sahadan Dela Cruz'lara, Deir Ascarita'lara geçildi. Ben Tankurt'u oynatmıyorsun işte. Öyle düşün. Ama Valverde de var artık. Valverde bence Valverde var. Çok büyük. Ugarte var Valverde. Ben mesela Nunez'den çok Valverde'yi orada şey görüyorum. Sağ içi lider olarak da yani ikinci bir kaptan gibi de ekstra şey koyacağını düşünüyorum. Yani Nunez'in hemen arkasında Valverde ile Deir Ascarita'nın hatta Dela Cruz'un. Dela Cruz'un da arka tarafta daha ikinci bölgede daha toparlayıcı şey olması lazım. Eski büyük savunmacıları biraz tabi kalmadı. Godin'ler. Jimenez şey, hala duruyor tabi de hani Godin şey bıraktı. Şey yani. Esas. Caceres. Tabi o zaten dünyanın ilginç adamı. Caceres yani. Herhalde şey yani durdurdu yaşlanma olayı. Ve dünyadaki her takımda bir kez oynadı. Yaşı kaçırdım ama hep kadroya baktığımda orada duruyor. İnanılmaz bir kariyer ya. Yani şu an inanılmaz bakasım da geldi. Şey sağ bek oynuyordu sanırım. Tabii tabii 4-4-2'de Hernandez. Nayit Hernandez. O da boydan çok kaybetti ya.
Başka Caceresler geldi. Evet, Santiago Caceres yazınca Caceres'in adı neydi? Martin Caceres tabii ki. Evet, en son Galaxy'den bir daha bir yere gitmemiş. Yaş 36 artık. Yani bir sürü de adam var milli takımda ama tam milli takım topçusu denilen adam işte. Tabii tabii. Şu dönemi çok şeydi böyle hani Juventus'tan gitti, Southampton, bak Hellas Veyos'unu falan da hatırlıyorum da yani. Ya bu bir ara Trabzonspor falan olmadı, bir şeyler evet, oldu. Evet, Trabzon'a gelecekti. Trabzon'a gelmedi, Lazio mu? Fiorentina'ya gitti. Mı geldi de mi döndü, imzalamadı bir şeyler, mı? Bir oldu. Şeyler oldu yani. Değişik bir kariyer. Şu an Amerika'da. O zaman milli takım Uruguay böyle. Peru, kısmını Peru var. Peru'da 4-1 kazanmış Dominik Cumhuriyeti'ni yenmiş. Her şeyi Peru yendi. Arnavutluğu yendi. Penny atmış. Kisvede şeyde. Domini hiç tabii ölçü değil de. Ya tabii. Yine de bizim Penya'mız. Arjantin'den hiç bahsetmedik bu arada. Guerrero. Arjantin'i sonunda bıraktık. Guerrero da penaltıdan atmış bu arada. Guerrero o da çok yaşlı. Kaç yaşında Guerrero? Bırakar artık ya. Son Copa Amerika'sı olur belki. Arjantin zaten yani ne Costa Rica Messi de yoktu, evet. Arjantin gösteri maçları gibiydi. O yüzden rakipler ciddi olmadığı için. Takım oturmuş zaten. Dimare çok güzel free kick golü attı. McAllister biraz sırtladı. Lautaro çok atıyor. Inter'de de. Lautaro ara ara böyle gol oluşlarına giriyor ama hani Inter'de iyi bu sene. Milli arayı bu şekilde geçebiliriz. Çünkü kulüp tarafında çok konumuz var. Hem evet. Magazinsel hem saha içi. Millileri geçmeden bir de İtalya'da Retegi var. Ondan da bahsedelim. Euro da yaklaşıyor. Retegi de umarım bakalım o kadroda olur. Bizi temsil eder. Kadroda olur. Ama yani işte olur yani çünkü İtalya çok şey var. Ve şu an hazırlık maçlarında oynadı. Bir ara bir almadı onu Spalletti. İlk çağırdıktan sonra bir ara almadı. Bir çağırdı, milli yaptı. Sonra almadı. Ama şimdi yine aldı. Attı da. Bence turnuvada olması gereken benim her türlü. Olur olur. Bir de çok bir rakibi de yok şu an İtalya'da. Yani İtalya çok forvet. Çok hakim değilim İtalya'da. Yok çünkü havuza. Vallahi yok yani. Hani Immobile tamam olmuyor milli takımda. Olur ya Retegi. Pazarlanabilir. Skamakka falan yani ikinci ihtimal öyle düşün. Hani. Pazarlarlar da orada bir iki şey yapar. Bence bir ne bileyim. Mesela Inter bu sene şampiyon oldu. Lautaro'yu sattı. Real Madrid'de Barcelona. O zaman belki. Ya o seviyede ama o seviyede değil. Düşünmüyorum yani. Da. Daha değil. Ama iyi forvet. Belki Beltran bir transfer yapar. O Fiorentina'ya. Yani öyle bir şey olabilir. O tarz bir şey olabilir. Ama bu süreç onun için de iyi gitti. Yani Inter orada 7'ye alır yani. İlk 11 alır demem. 7'ye alır hani. Yok şu anki bulunduğu takımların üst seviyesine gider. Bence de. Belki Bologna tarzı bir şey. Yani bir ama alt, onun için şey iyi olur yani. Piyasaya çıkmak. Bence İtalya'da bir süre daha kalması lazım. Hani böyle çok kalır ama ülke değiştirmeden. Şimdi mesela ne kadar insan tanıyor? Euro 2024'ten sonra ne kadar insan evet tanıyacak? Onu evet arttırması lazım bence. İyi gidiyor. Biraz daha iyi gidebilir. Hani çünkü Arjantin çok hızlı bir... Retegi kim niye bahsediyorsunuz diye düşünen olursa Arjantinli İtalyan. Evet diyelim. Yani yakın zamanda... İtalyan pasaportu olan Arjantin. Geçtiğimiz sene bu zamanlar İtalyan bir takımı seçti. Mancini döneminde. Tigre'den Genoa'ya transfer oldu sonrasında. Tigre forvetiydi. Arjantinli. Boca'dan kiralık oynuyordu. Boca'nın yararlanamayıp kiraladı evet ve kiralayıp parlattı. Aslında onun yüzde River altyapısı. River taraftarı. Böyle bir şey de var. Arjantinli forvet işte. Bir liste yapmıştım Mancini zaten. Yani bunlar bir 15 kişi, 10 kişi. Bayağı var. Hatta şey de gitti. Paranense giden Belgrano'nun numarası. Ha, Zapelli. Evet. Zapelli. O da gitti. Bir o de gençler, Velez'in falan gençleri evet, var. Birkaç tane çocuk ama gitti. Arjantin milli takımını seçerim. Ben o seviyeye gelirim umudu olanlar genelde seçmiyor İtalya. Bir de şu an milli takım çok çok görkemli bir şey görkemli yani. Ucundan da bir girme ihtimali olan İtalya'yı seçmez şu an ya. Kim seçer işte atıyorum Gaiç tipi. İşte yani Retegi gibi hani 4. 5. seçenek olacak evet adamlar gider. Ben bu Arjantin'e giremem derse İtalya'ya birçok pasaportu olan topçu var. Onlardan biri. O zaman ülke içine girelim. Retegi girelim dedik. Şöyle yani başlayalım. Venezoncuların ifadeleri demişsin. Yani. Şimdi ülkede şöyle sıkıntılı bir gündem var. Venez Tucuman deplasmanından dönerken, daha doğrusu konakladığı gece herhalde, maç sonraki gece. Osorio, kaleci Sosa ve Florentin'in karıştığı
bir olaylar yaşadı. Sen bir anlat istersen. Sen daha bir hakimsin. Bir en azından bir kabaca. Niye oğlum, ben niye hakim olayım? Yok, Sen bilirsin o sen işleri. ilk olduğunda okudun, araştırdın, o Sen yüzden ben bilirsin o senin işleri kadar iyi olduğunu. okumasını yapmadım. Normalde şöyle olur. Çağırırsın Konu kızı. içerikten bağımsız diyorum yani, haber olarak. Hani Ya şöyle, Vélez Buenos Aires takımı Tucumán'a gitmişler deplasmana maça. İşte oteldeler, kamptalar, oteldeler herhalde, bir iki gün önceden gittiler. Maçtan sonra mı artık bilmiyorum. Gece bir kadın davet edilmiş otele. Kim çağırmış onu bilmiyorum. Bu dört topçudan biri. Sanırım Florentin çağırmış. Yani ifadelerden öyle anlaşılıyor. Evet. Florentin çağırmış kızı. 25 yaşında kız Reşit. O da gelmiş işte, normal bir süreç. Otele geliyor, odaya giriyor. Orada bira falan içiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Normal ortam. Müzik dinliyorlar. Müzik dinliyorlar. Sonra işte ilişkiye giriyorlar. Sonrasında biz bunlardan biliyoruz. Açıklamalardan. Çünkü Kız suç duyurusunda hani tabii bulunuyor. öncesi ilk olarak öyle Suç oldu. duyurusunda bulunuyor. İşte cinsel taciz, tecavüz bilmem ne vesaire. Sonra bununla ilgili dava süreci devam ediyor. Ceza aldılar. İfadeleri çıktı futbolcuların ortaya. Biraz trajikomik. Yani ifadeler şey aslında. Süreci bence normal anlatıyor, olanı Bu arada biteni kimse inanmamış anlatıyor. yani. Genelde ben yorumları öyle gördüm. Benim aklım çok almıyor. Ne olacak ki başka yani? İşte o soruyor, telefondan oyun oynuyormuş. Sosa benim öyle bir uykum ağırdı ki ben hiçbir şey Biraz duymadım. komik şeyler. İşte eşimle telefonda konuşuyordum. O da başka bir doğum günü partisindeydi zaten. Ondan sonra Florentin işte birlikte Ya olmuş kızla. birlikte olduğunu anlatan bir diğerlerini Florentin var çok aslında. detaylı okumadım. Florentin'i okudum. Onu diyor ki Florentin'de biraz traji barındıran işte yani anlatıyor detayları da böyle oldu böyle oldu. Böyle bir durum var şu an Arjantin'de. Bir ama yandan çok gündem bir yandan hiç değil gibi aslında yani hiç çok gündem değil gibi. Olur böyle çok şeyler. gündem olması gereken bir büyük konu Evet. gibi ama Değil. hiç Yani cezalarını konuşulmuyordu. aldılar. Zaten cezalar da öyle büyük cezalar değil. Evet, o Sosa sanırım bir para cezası ödeyecek. Biraz magazinsel yorumlanan, biraz da tamam işte denilen, işte ifadelerin basına düştüğü, onların üzerinden yine magazinsel yorumlar Biraz yapılan bir evet. şey. Ben de öyle yorum yaptım İfadelerden zaten. sonra da çok muhabbet şey oldu. Evet. Ben de Haberleri. öyle baktım yani. Ben de öyle Olay baktım. sonuçlanmış. Bence hani kadının da bir olaydan bir fayda sağlama amacı yüksek geliyor bana. Çünkü oraya gitmişsin ve bir amaç için gitmişsin zaten. Kendi Ha, rızanla bana gidiyorsun. dokundu demenin çok şey yok. Ekstra bir şey yaşanmadıysa. Florentin'in o masumluğu bana çok şey geldi. Yani arkadaş televizyonu açtı diyor. İşte biz ilişkiye girdik ama zaten kısa sürdü. Benim öyle bir sorunum vardı Biraz kısa diyor. benim böyle bir sorunum var. Ben Kulağına eğilip özür diledim. Kusura bakma dedim. o biraz komik. Böyle bir açıklama yani. Yani bundan sonraki kariyerine, o yöndeki kariyerine etki edebilecek Evet, bundan açıklamalar sonraki ilişkilerinde. diyelim. Kulağına onu da fısıldarlar. Evet, Yine bu arada benzer tatsız bir konuda Daniel Alves serbest kaldı. onunki ciddiydi tabii. Neymar'ın babası ne ödedi ödeyecek diyorlardı. Ben tam orayı kaçırdım. Yani ödevi bir haber çıkmıştı. Neymar'ın babası ödeyeceğim demiş. Ama sonra o mu ödedi? Başka biri mi ödedi? Onu bilmiyorum ben. Kendi ödeyememiş muymuş bu parayı? Yok mu? Muhtemelen. Kendisi ödemiyordur ki. Yoksa 1 parası milyon vardır euro. yani. Parasının olmama ihtimalini ben düşünmedim şu an. Bir cezai şeyi vardır. Yani kendi parasını ödeyemediği içindir belki. Yani Çünkü evet. karısı da onu hani böyle reddetti gibi bir şey olmuştu sanırım. Bazen şey de oluyor ya. Yani gerçekten bitmiş durumda oluyorlar ya. Daniel biz ne zaman bitmiş Yok, Daniel olabilir? Alves'in öyle bir durumu yok zaten. Oynuyordu hani bırakmamıştı da. 1 milyon euro ödeyerek serbest kaldı ama bayağı da kaldı içeride. Tabii. Bir de Meksika'da değil mi? Meksika'da kaldı yanlış bilmiyorsam. En son Bilmiyorum. Meksika'ya gittiğinde hapse girdi şu an. İlginç ya. Bazen diyorum hani herhalde bunların girdiği hapisler hani Belki biraz da de şey. evet. Ronaldinho da girdi ya. Pablo Escobar tarzı belki Ha, biraz top oynuyorlar. bakmışlardır ona ama. Bahçede tenis, ayak tenisi oynuyor olabilirler yani. Yani Meksika'da bir hapishanede bir Brezilya'da o yüzden her şey mümkün. Bir de yani ünlüler. Tabii canım. Ceza Yani, demişken. ama sırf şeyden istemezsin. Yani böyle bir şey ben hapis yaptım dedirtmemek için Ya istemezsin. bir de atıyorum dolandırıcılık olur falan da bu biraz hani tecavüz olduğu için iyice kötü bir şey Kötü. zaten. Ama unutulur gider tabii. Yani kariyerinde bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Brezilyalılar hoca moca olmuyor da. Zaten aynen takılıyorlar. Zaten takılacaktır yani. Başka bir ceza alan Brezilyalı. Gabigol. 2 2 yıl futboldan men cezası aldı. Bir anda oldu bu da. Hani hiç gündemde yoktu.
tam da Brezilya'da sezonun hani başlayacak. Şey yani şöyle yazıyor, hem doping var hem de doping testini sabote etti tarzı, hani böyle testi de şey yapan, ona da bir hile karıştıran tarzı bir hani suçlamayla şey oldu. Flamengo'da hem Libertadores, onunla konuşacağız birazdan. Libertadores'in en büyük iddialı takımı, böyle bir kadro kurmuşken kaptanı gitti. Yani işte şey falan yazmışlar. Bu adam zaten bitmişti falan. Uzaktan bakan insan şöyle bakıyor olaya. Gabigol diye bir adam vardı. Hani doping cezası almış. Bir Inter'e gelmişti, sonra görmedik piyasada da, öyle değil. Öyle değil. Kıta içinde Inter'den geri döndükten sonra Son bayağı 5 senedir kıtanın en büyük 3 golcüsünden biri. golcüsünden biri, Ki damga Libertadores vuruyor. aldı o süreçte. Düzenli olarak hep oynuyor, hep atıyor. Kaptan oldu, 10 numaraya aldı. Kaptan. Zico'nun 10 numarası Şey vardı değil ama yine. yani. Hani hayal Yok edilen yok. bir Brezilyalı, oynamıyor, etmiyor, takılıyor. Hatta Flamengo Değil. efsanelerinden biri oldu yani. Yani insanların gözüne yakın zamanda çok büyük işler yaptı. Öyle bir oyuncu. Form düzeyinden bağımsız. Neydi bilmiyoruz şu an, şu aralar ama lig arasında. Şu an şey işte yerel ligler oynuyor, yerel Ligler ligler oynuyor. oralarda da birçok bilemiyorum ama kötü yani. Olay ne? Ben ilk önce dedim hani şey, genelde doping cezaları doping deniliyor da uyuşturucu madde kullanımı oluyor. Onun doping etkisinden çıkıyor. Hani o mudur diye düşündük. Ben bu arada Düşündüm çok da ve bu konuda da haber çıkmadı. Yani bu men edildi haberi var ama hani şu sanmıyorum ama oldu, o herhalde direkt oldu doping yani. Değil mi? muhtemelen. Bir de dediğim gibi hani bir hem doping var hem de bir şey daha var. Hani bir yanıltmaya yönelik bir harekette mi bulunmuş? Doping testini mi Bazı değiştirmiş Arjantinli topçular oluyor böyle. Çok değişik topçular. Onlarda mesela uyuşturucu olayı oluyor. evet. Brezilya'da Brezilya'da sanmıyoruz herhalde. orada tabii bir dindarlık da çok şey yani. Evet. Ülkenin Belki önünü kesiyordur uyuşturucu. yarısı öyle. Yani oyunuma Ya Arjantin'de uyuşturucu daha normal yani. Bir noktaya kadar kullanılabiliyor bağımlı gibi bir şey. olabiliyorsun Yani yani. evet, çok kolay aslında kaptırabilir oyuncular kendini. Evet, Tehlikeli var bir öyle şey. yani, örnekler var. Geçen kimdi? Geçen yayında konuştuğumuz kimdi? Şey, Lavezzi. Ama onun tabii Lavezzi. uyuşturucu mu tam daha bilmiyoruz. Belki başka bir şey olabilir ama. Öyle diyorlardı ona da. Alkolizmdir belki yani. O tarz Brezilyalılar çok dinine ve oyununa, O takımına şeyine falan böyle fazla bağlı olup öyle şeylere bulaşmıyorlar. bir de onlar çok böyle kalabalık Ama yaşıyor. şöyle oluyor. Bir kafada yine bir sorun olabiliyor. Çok bağımlılıktan, yani çok olaya Ters bağlanmasından doping dönüyor. kullanmış olabilirler. Evet, o da olabilir. Tam Brezilyalı işi bu. Aşırı spora şeyden Tabii. Brezilya'da aşırılıklar var ya. Aşırı din, Aşırılıklar, aşırı evet. Bize uzak gelen Brezilya'nın tarafı aşırı evet, yani olmamalı. kültür olarak çok farklılar. Kıtanın geri kalanından, dünyanın geri kalanından. Aşırı. Son iki büyük konuyu sona bırakıp Mastantuono'yu da konuşalım. Eşeveri'den daha bir şey oldu aslında. Hani Eşeveri konuştuk konuştuk. Şimdi Mastantuono daha önde. Şey olarak hani hem taraftar Maçlarda gözünde. da öyle mi? Eşeveri'nin o son senin izlediğin maçı ben izlemedim. Gol attı. İmnasya maçı. Sen sanırım izledin. Ya yazışmıştık diye hatırlıyorum. Olabilir. Hatırlamadım ama O yüzden Eşeveri'yi daha benim izleyemedim şu ikisini aralar. birden izlediğim maçlarda yani, bazı sonradan giriyor, bazısı işte 11 başlıyor bir şeyler. Mastantuono daha etkili. Onu diyecektim. Yani ben de Mastantuono'yu ayrı ayrı bakarsam daha çok beğendim. Daha Fiziği etkili. çok enteresan. İyi bir fiziği İşte var. sözleşme edilendi ama bak, oraya da not alırken 45-50 milyon yazdım ya, bir değişik geldi şey, anlaşma. Önce 2026'ya kadar 45 milyon euro serbest kalması var. Olmazsa mı? Sonra bir şey oluyor, 2027'ye kadar 50 milyon euro oluyor. Hani kademeli bir şey. Tam detayı Enteresan. öyle. Yani sonuç olarak 2027'ye kadar 50 milyon euro gibi bir şey. Yani Eşeveri gibi onu da ben de kariyerini parlak görüyorum. Ama daha yeni tabii A takıma çıktı. Yeni süreler alıyor. Rekor diyorlardı 45-50'ye bu arada. Serbest kalma bedeli olarak. İnsanlar Arjantin'den gelirse çok pahalı oluyor zannediyor ya. Tabii. Öyle bir şey yok Halbuki yani. yani olması gereksinden de Brezilya, çok ucuz. dedikleri Evet. Brezilya. Yani 45-50'ye oyuncu satanlar Brezilya. Bugün Lautaro'lar bile 18'e falan gitti Tabii yani. canım ya. Ligden 20'nin üzerine ligden çıkan Çok zor. Maya. Eden çoktu ama verilmedi o bir şey paralar çıktı yani. işte en son.
Enzo bile kaça gitmişti yani? 13'e mi? Echeverri çıkacak işte bir. Echeverri olacak. 20, o da 25 falan. Yine de Bolivar'dan çıkıyor Asya oyuncularda. Türkiye Ligi'nin piyasasına benziyor yani Arjantin Ligi piyasası. Yani çok bir yıldız çıkardık derse Arda Güler gibi. Onu bile işte... Gittiği para 25 oldu. Evet. Maalesef. 50 olmuyor yani. İyi bir etiketi yok yani o konuda. Evet. Bir de hani ülke ekonomisiyle falan da tabii. Çok doğru anlatıldı. O yüzden rekormuş tabii herhalde o satış o rakamlara gerçekleştirilirse rekor olacak. Tabii. Yoksa yazmak rekor değildir yani. İstersen Libertadores'lere geçmeden önce çok kısa bir ligi de değerlendirelim. Arjantin Ligi. Şimdi Brezilya Ligi daha başlamadı. Latin Amerika'da yaz bitiyor. Tabii. Yaz bittiği Mart için sonuna geldik. Nisan başlıyor. Bazı liglerde sezon başlayacak Brezilya gibi. Daha yeni başlıyor. Yeni yani. Başlayacak. Arjantin'de de Copa de la Liga bitecek. Primera lig başlayacak. O yüzden şu an Copa de la Liga'nın sonlarına geliyoruz. Yazın sonlarına gelmemizle birlikte. Brezilya 12 Nisan'da başlıyor. Artık eyaletleri ufak ufak bitiyor, bitecek gibi. 12 Mayıs'ta da ligi başlayacak Arjantin. Yani kupadan sonraki lig 12 Mayıs'ta başlayacak. Nisan Mayıs'ta Brezilya Arjantinlikler Copa de la Liga'da da işte ilk dörtler yavaş yavaş şekilleniyor. Oradan playoff'a geçecek. Hatta gidemeyenler, gidenler aşağı yukarı belli oldu son 3 hafta. River, Arjantinos, Vélez biz burada konuşmuştuk kim olur mu? Boca playoff'a giremezse şaşırmayız. İşte ya Boca gerçekten Godoy final yaparsa Boca şu an 6. Tabii yani çok az puan farkları var. 3 hafta var hala ama Boca şu performansıyla gidemeyecek. Cavani bir, bile... Cavani bir hareketlendi ama yine. Ama kupada anca. ya şöyle bir genel değerlendiyse Godoy'u konuşmuştuk. Godoy lider kendi grubunda. Estudiantes bu sene çok sağlam gidiyor. Zaten orta sahada. Sanadaki isimler var. Jose Sosa, Enzo Perez orta sahası çok güçlü. Askasi var. Askasi var. 3 iyi orta saha. Gerçekten çok iyi 3 orta saha. Ben Estudiantes'in bir noktaya kadar hani böyle bir final olmasa bile belki final olur hani oraya zorlayacağını düşünüyorum. Ters bir takımlar bile gerçekten. Ters. Hani böyle 1-0, 0-0 çok böyle pis oynayacak takımlar. Neves aynı şekilde yine ligin başından beri iyi gidiyor. Derbiyi kaybetseler de. Racing... Ya burada Racing'de San Lorenzo. Racing bir geçiş döneminde biraz. Biraz farklı bir hoca tercihine gidildi. Yani aslında kadro bence 8. kadro olacak kadro değil. Bence de ilk 4 yapması gereken bir kadro. Yani iyi transfer yaptılar. Derbiyi kazandılar. Motiveler de yani aslında. Yani normal ligde şampiyonla oynayamaz ama evet, Copa de la Liga'da ilk 4'e girersin yani grubunda. Independent de aynı şekilde. Onlar da baya 2. 3.lerdi. Şimdi onlar da düştü baya. Tevez'in Independent'si. Taşeres girer bir şekilde girer. İşte hani Arjantinos mesela ne var bir yandan çıktı oradan. Vélez çıktı. Yani oralar değişecek. Ama Central sanırım gidemeyecek. Onu garantiledi. Arjantinos'da da Gondo çok iyi gidiyor. Evet iyi gidiyor. Gondo. Şeyden gelince. Gondo bu gelince. Evet. Gondo. İstiyorsan bir ufaktan bakalım. Gondo krallarında. Ligi de oynar satarlar bence Gondo'yu. Gondo iyi gidiyor. Onun dışında düşünüyorum hani böyle Gondo gibi satacakları biri var mı diye. Aslında yok ya sorma. Şey çok iyi ya. Romero çok iyi bu arada. Evet. Arjantinos Juniors. Romero iyi. FM kariyerimi açmayayım şimdi burada. Bir dahaki yayını açarım da. Satacakları adam var. Ben bütün takımı satıyorum. O yüzden. Şöyle diyelim. Sen şimdi dün mü başladın? Ne? Arjantinos kariyerine. FM'de. Yok ya. Oldu mu? Oyun şeyiyle, fikstürüyle şeyde başladım. Normal ligin son 6 haftasında aldım takımı. Bitirdim bir şekilde. Copa de la Liga'ya başladık. İlk iki hafta. Hmm. 8 maç oynadım o takımla. Ama transfer dönemini geçirdim. Üçlü oynayan takımı, bütün takım üçlüye göre kurulmuş. Kısa boylu stoperler, bilmem neler. Kanat yok. Dağıttım yani. Dörtlüye göre dizdim. Çok kötü başladık o yüzden. Bakalım bir sonraki programda ne olacak? Yani. 4-1, 6-1-2 mağlubiyetle başladım. Hayatımda FM'de öyle bir şey yaşamadım yani. Neyse onun için takımda şu an FM'den de düşünüyorum kadroyu. Lescano bu sene çok Lescano, iyi. Lescano, Gondo. Romero. Oynadım. Ben Romero'yu da bu sene ne zaman izlesem Arjantinos'u çok beğendim. Hem gol atıyor hem Gondo'yla çok iyi işbirliği yapıyor. Yani o Vélez'den çıkıp PSV transfer yaptı.
Herhalde Pedro bir süre almadı diye biliyorum. Ben yani çok şey olmadı. Çünkü hemen kiraladılar Perez'e geri. Sonra Racing aldı. Perez de fena değildi. Perez de iyi çıktığında. Racing'de de geçen sene fena değildi ama şimdi tam böyle yerine buldu gibi geliyor bana. Yani tekrar bir üst seviyeye buradan çıkacak gibi geliyor. Bakalım. Bu sene şeyimiz çok ya. Geçen seneye göre sanki daha böyle bir kendini bir üst seviye atacak oyuncu var gibi hissediyorum. Daha bir çıkış senesi gibi geliyor bana. Konechny. Yani ona tam olarak ondan var yani. Konechny'ler işte ne bileyim Benha Dominguez. Yani şuraya baksak yeter gerçekten. Gol krallığı listesine. İyi gidiyor. Öte yandan ufaktan bir Prometheus'a da bakalım. Yeni çıkanlar ligin dibinde. Riestra'ya, Rivadavia. Prometheus ortalama. Puan ortalaması. Puan ortalamalarını tabii ki. Daha önceden bahsettiğimiz için evet. De herkes biliyormuş gibi söyledim öyle. Puan ortalamalarında River tabii ki çok uzun zamandır sıkıntılı olanlara bakmak lazım. Sıkıntılı... Yani yeni çıkanlar sonunda Central Cordoba, Sarmiento, Platense. Yani hatta üçü de mesela şey. Şuraya mi? Kadar. Şey, benlik olan kulüpler değil. Mesela. Ya ben yine Sarmiento'yu biliyorsun. Ben şey küçük takım. İç sahada hep iyi oynar. Ve bu sene şey de sol beklerini çok beğeniyor. Buenos Aires dışı takım olsun şeyinden evet yani. Central Cordoba ya da Sarmiento'dan birinin olması lazım. Yani işte. Platense'yi bilmiyorum ya. Temsil. Platense evet ya. Oralarda da hepsi şu an ligde ya. O bölgede hani. Tigre evet. Tigre, River, Platense. Fazla gibi. Bir tanesi gibi. Platense yine bir tane Chicago, Almirante, Moron üçlü sahneleri alsak mis gibi. Güneyden bir Varoş kulübünü alabiliriz. Bu arada şey de bakalım. Atlantan'ın geleceği yok zaten. Primera Nacional'a da bir kabaca bakalım. Libertadores'i öyle geçelim. Kabaca. Zona A'da 9. haftada bu arada. Arjantin 2. ligi. Quilmes lider. San Martin de San Juan. Geçen senenin bütün sezonu lider götüren Chacarita'sı 9. sırada. Hani farklı bir şey olarak görebileceğimiz. Geçen sezon düşen Arsenal playoff sırasında Ferro çok kötü. Ferro düşmesi. En son 2023 Eylül'de mi Ekim'de mi ne kazanmışlar iç sahada maçı. Geçen sene Deportivo Maipo da iyiydi. Evet. İyi. Evet canım iyiydi. Şey final oynadı. Final oynadı. Nasıl bu kadar kötü olur mu? Bilmiyorum. Son yani. Sırada. Patronato çok düşük. Çok düşük. Son düşenlerden Kolon lider. Zaten onlar biraz kadroyu korudu. Yani babaları tuttu en azından. Defensörüz belli mi ama çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Dün kaybetti de çok iyi bizim başladı. Böyle şey takımlardandır. Keyifli takımlardır. Keyifli bizim şey. Bak Platense düşsün o gelsin oraya. Evet, evet. Aynı bölgenin takımı ama o gelsin. Evet o bölgede. Birebir aynı bölgede. O mahallede ama. Aynen. Ama yani. Bir kilometre var aralarında ama daha o gelsin. Daha zevkli yani bizim de şey takımımız. Bir de yeni bir yüz. Yani. Çok bir bizim stat. Futbol dışı bir takımımız gibi böyle. Tabii onun tabii. Maçına gidelim de. İşte yani mahallesiyle. Takılırız diye. Bu arada hani River Plate'le aynı mahallenin takımı. Aynı mahalle. Stada inanılmaz yakın mesafede. Chicago 4. Biz neredeyiz abi? Çok gerilemişiz. Biz yine çok biz her düştük. Sene 3-4 maç, 5 maç böyle playoff. Bak yani bir galibiyet beraberlikle başladık sonra düştük. Düştük yine gol atamıyoruz. 3-5 haftaya... Almirante Brown da çok aşağıdaymış. Daha da atamaz. Hoca değiştiririz falan filan. Muhtemelen. Hep aynı senaryo. Öyle olacak. Lavezzi gol kralı. Tristan. Suarez. Çok enteresan isimler var. 3 forvet gibi duruyor. Evet. Lavezzi, Tristan, Suarez. O zaman asıl baba konuya gelelim mi? Baba konuya gelelim. Grupları aç. Copa Libertadores'te Sudamericana'da gruplar çekildi belli oldu. Kıtanın Şampiyonlar Ligi ve kıtanın Avrupa Türkiye, Ligi. Türkiye'deki bilinen adıyla evet. Kıtanın Şampiyonlar Ligi, kıtanın Avrupa Ligi. Grupları hızlı okuyayım şey yoksa değerlendirelim öyle derim. Oku, değerlendirelim öbürü de okuyayım. A grubu son şampiyon Fluminense. Paraguay'dan Cerro Porteño. Bu kupanın en dalga geçilen kulüplerinden Cerro Porteño. Alianza Lima aynı şekilde. Ve Colo Colo. Şu an dikkatimi çekiyor çok büyükler. Takımlar tamam diyecektim. Ülkesinin en büyük takımları hepsi. Böyle. Ama maalesef yani güç olarak Güney Amerika'da şöyle bir şey var. Bu takımlar her sene böyle bir gazla başlar. Hani biz büyük kulübüz ve belki alırız diye ama elemeler derinleri grupta sıfır çeker. Büyük dediğin de şey yani. Türkiye'nin büyüğü Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde büyük olmuyor ama büyük. Aynı birebir aynı. Öyle yani. Adam Paraguay'ın büyüğü ama
Aynen öyle. Ya Beşiktaş'ın burada şampiyon olup orada hani sıfır çekme ihtimali ne kadar varsa öyle gibi oluyor. Öyle oluyor. Bakınca köklü. Yoksa gayet büyük kulüpler. Hani iyi desteklenen kulüpler. Köklü 4 takım aynı gruba düşmüş. Ama biraz Fluminense için kolay geçecek gibi. İkinciyi söyleyeceğim Fluminense. Burada evet Fluminense. Fluminense geçer. Ya Kolo Kolo'yu bir tek Godoy Cruz maçında izledim. İlk maçı izledim. Ve hiç fena bulmadım. Beğendim yani. Şey Almiron'un Kolo Kolo'su. Alianza Lima ile Cerro Porteño'yu hiç bilmiyorum. Herhalde ilk maçlardan sonra. Ben tabii teknik yorum yapmayacağım çok da. Sadece tahmin yapacağım. Ben çok teknik sorumlusun gibi hissettim. Tamam mı? Biliyorsan teknik tabii. Ha, bu kadar işte. Ben iki adet Kolo Kolo yazıyorum ya. Arada üçünün arasında en sevdiğim Kolo Kolo. Yüzeysel bir formunu biliyorum. Ama işte ne oynuyor abi? Ha, onun o kadar ben de bilmiyorum. Cerro bence ikinci olacak. İç sahası iyi Cerro. Hatta şöyle yapalım. Bir Fulio, iki Kolo Kolo, üç Cerro, dört Alenzi ile oynuyorum. Hani bir Sud Amerikan'a gidin de bilelim. Ha, tamam. Bir Fulio, iki Cerro, üç Kolo Kolo, dört Alenzi ile. Alenzi ile tamam. Aslında bilmiyorum. Harcadım biraz. Ama böyle şey rekabetçiliği çok düşük oluyor onların da. Yani, evet, Riverden 8 yiyorlar. Peru rakım yüksek şimdi. B grubunda bir süredir Libertadores'ten uzak kalan Sao Paulo var. Brezilya'dan. Bizim çok sevdiğimiz kulüplerden. Ekvador'dan Barcelona. Yani İspanya'dakini sevmeyiz ama Ekvador'dakini severiz. Barcelona, Ekvador. Arjantin'imizi temsil eden Taşeres. Taşeres. Ve Cobresal. Bu da Şili'nin. Aslında büyük kulüplerinden ama yıllar sonra lige çıkmış. O yüzden onlar da böyle bir renk katacak gibi gözüküyor. Renk katsın oraya. Burada tabii gözümüz Barcelona Taşeres'te olacak bu ikili. Yani hangisi ikinci olacak? Bu arada bilmiyorum belki Sao Paulo direkt birinci olmayabilir. Bence de. Bana öyle geldi. Bu ayağı çekişmeli grup bu arada. Şimdi fark ettim. Hiç bir şey olmadı. Ya bu üç takım. Şey, üçü her şey olabilir. Üçü abi. Gerçekten hani. Barcelona üçüncü olur. Cobresal dördüncü olur. Ama. Sao Paulo ile Taşeres aynı puanda bitirirler. Ben de diyorum ki Taşeres 1. Ayrıca da bilmeyin. Sao Paulo 2, Barcelona 3, Cobresal 4 diyor. Benzer dedik. Yani sen kime aynı puan dedin, hangisi yukarıda ama aynı? Ayrıca bilmem ne bileyim. Valla kader kısmet. Ama aynı puanda. Taşeres olsun hadi. Tamam. Aynı. Bu grupta aynı düşündüm. C grubunda yine uzun zamandır olmayan Gremio. Estudiantes. Gruba bak. Sinirim bozuldu. The Strongest. Bolivya'dan ve Huachipato. Gerçekten. Konuşmadan geçsek de yani. Huachipato şey böyle. Huachipato'yu önce konuşmasak da. Şirin'in Kasımpaşası. Evet. Arada iyi oyuncular çıkartan. Akademisi falan iyi. Altyapıları iyi. Ama şey takımı değil böyle. Yarışmacı takımı çok değil. Buraya girdi. Strongest yani her şey mümkün. Strongest. İç sahada 3'te 3 yapsa şaşırmam mesela. Bolivya ve rakamı çok yüksek olduğu bir şehrin de takımı. Mesela ilk maç Gremio'yu ağırlayacaklar. Hani bu maçı kazanırsa şaşırmam. Şöyle bu rakım olaylarında Peru, yani Bolivya takımları rakımı yüksek yerlerde oynuyor ama rakibinin de düşük rakımdan gelirse zorlandığı bir deplasman. O yüzden şimdi Gremio'da istiyonlukta oluyor. Bolivya takımı Venezuela takımıyla oynarken olmuyor. Yani. Evet. Arjantinli Brezilya'da. Peru'yla oynarken olmuyor. Şili'de de belki o çok olmaz ama Brezilya'ya gittiğinde çok etkileniyor. Arjantinli gittiğinde. Evet. Estudiantes La Plata deniz seviyesi. Bu ikisinden 3-3 aldın mı? Gremio da öyle ya. Onlar da şey Portekiz. Zaten Brezilya, Portekiz'le hani bu da Estudiantes ile Arjantin'in ya şeyinden burada, değil yani. Burada yazdığı gibi olabilir. Yani Gremio, Estudiantes, Strongest, Huachipato olabilir. Huachipato'yu geçer Strongest. Ben biraz kumarlı bir şey yapacağım. Diyorum ki Estudiantes 1, Gremio 2, Huachipato 3, The Strongest 4 diyorum. Ya burada yazdığı gibi. Gremio, sen de burada yazıyorsunuz. Bolivya, Huachipato. O zaman D grubu. Biraz seviye düştü burada kulüplerde. Quito, ki çok yine sevdiğim kulüplerden. LDU. LDU Quito. Quito. Junior var Kolombiya'da. Onlar da bayağıdır yoktu. Biraz şey olmuş böyle. Son 2 senedir olmayan takımlar tekrar bir gelmiş. Peru'dan, Peru'nun büyüklerinden Universitario var. Ve geçen sezon Brezilya'da olaylı takımı Botafogo. Botafogo elemelerden geldi. Red Bull Bragantino'ya dediler hatta. Ama yani kadro ne kadar değişti hiç fikrim yok. Ben Botafogo'nun herhalde bu grubun favorisi olduğunu düşünüyorum. Yani. Elemelerden de gelse. Kadro kalitesi. Burada Junior'la LDU ikincilik için. Üniversitario da aşırı köklü bir takım ya. Tabii tabii. O da Peru'nun en büyük birkaç yani gündem birileri yani. Aynen öyle.
Aslında çok denk bir grup yani. Bu dörtlü tribünün, kendi arasında her türlü değişebilir ama üniversiteyi biraz dört görüyorum ben. Tribünü var, şeyi var. Baskısı var ama. Botafogo 1, Kito 2, Junior 3. Bu arada Junior'u da... Junior'da bizim Nico var. Nico olduğu için ayrıca bizim izleyeceğimiz bir grup. Ama... Junior 2 diyorum çünkü Nico çıksın. LDU'da benim çok izlediğim oyuncu var. Genç, yani. Genç çok çıkarıyor. Zambrano mesela. İlk gözümün 5 numaralardan. 5 numara. Arjantinler ama çok fazla. Onları da seviyoruz. Onları da sevmiştir. Ben burada gönlüm Junior LDU çıksın benim ama Botafogo 1 olur. Yani Junior League, daha sezon başı olduğu için belli de olmaz Junior gerçekten. Junior League'de de kötü gidiyor. LDU 2 olur. Dördüncü her türlü üniversite arıyor. Junior üniversite arıyor. E grubunda bence yani Gabigol'un cezasına rağmen en büyük favori Flamengo. River'den de Dele Cruz'u aldılar. Grubu sayalım. Flamengo, Bolivar, Mişan Arios ve Palestino. Çok güzel grupmuş ya. Güzel grup. Bir şey değil mi? Her maçı izlerim yani grupta. Ama net bir grup yani biraz. Flamengo için net yani. Bolivar geçen sene sürpriz yaptı. Çok iyilerdi. Bolivar City grubun takımı. Zago Hoca'yı da hatta eski Beşiktaşlı Zago Hoca vardı. O da şeye gitti. Milli takıma milli gitti. Takıma gitti. Bolivya milli takımına. Bolivya şey City aldıktan sonra böyle bir Avrupalı hoca. Geçen sene İspanyol hocaları vardı gruptayken. Palmeiras'ı yenmişler. Bir iki Arjantinli topçu. Evet. Tecrübeli. Üçlü mü hatta? Beşli böyle hani bir şey güzel bir dizilişleri de vardı. Ama Mişanarius'u ben aralarından bir tek Mişanarius'u izledim herhalde. Çok Flamengo ile Bolivar'la rekabet edemeyecekmiş gibi hissediyorum. Palestino denemelerle geldi. Onların da burada olması güzel bir renk. Hele bu savaş dönemi Libertadores yapmışlar. Evet, bir şey oldu. Ya Flamengo herhalde çok büyük bir kaza yaşamazsa çok böyle onların sezon başı salmalar olur. Böyle bir şey yaşamazlarsa grubu süpürür. İkincilik içinde ben Bolivar'ı iddialı görüyorum. Bolivar'ın diğer şey gibi Strongest gibi falan şeyi yok ama. İç saha şeyi. Öyle tabii. Bunlar futbol olarak, işte teknik olarak, saha içi olarak favori görüyorum. Ben Flamengo, Misionarios, Bolivar, Palestino. Ben de Bolivar'la Misionarios'u değiştirdim. Üf, inanılmaz. Palmeiras, bu arada evet. Dörtte. Bunu da her bu maçı izlerim. Ben bunu da her maçı, bir daha maç ekstra izlerim. Bu grup, İkişer evet. Kere. Palmeiras, son yılların en büyük Brezilya şey yani lig kupayı domine edenlerden biri. Zaten Palmeiras. Del Valle herhalde kıtanın en büyük Avrupa şey altyapı alt şeyi. Aynı zamanda A takıma da yarışmacı. Fabrikası. Bir tane Usta Amerikan'a çektiler. Libertadores U20'lerin hep favorisi yani. Bir numaralı favorisi. O yüzden San Lorenzo uzun zaman sonra burada ama çok kötü ligde. Ki belli olmaz hani belki ya bu gruptan mesela senden önce ikincilik kovalayabilir bir şekilde. Del Valle'yle yarışır. Liverpool'da Uruguay'ın son yıllardaki şampiyonu. Liverpool geçen sene biraz üzüldü. Oyuncu da çıkartıyor. Geçen sene de çok güzel grupta hatırlıyorsan. Corinthians, Arjantinos falan. O grupta bir beceremedi Liverpool. Sonuncu oldu yani hatırlamıyorum. Burada da beceremeyecek de kaçıncı olur bilmiyorum. Burada belki bir ihtimal San Lorenzo'yu gözüne kestirip hani üçüncülük için. Ya burada yine bu arada San Lorenzo Palmeiras maçıyla başlıyor. İnanılmaz. Onlara da hani çok bakmadık böyle hani ilk maçlar evet. için. Hani ilk maçların en büyüğü diye düşünürsek. Şöyle olur. Herhalde ilk maçın en büyüğü o gerçekten şu ana şöyle kadar. Şöyle olabilir. Independiente Del Valle şey yaparsa. Ha, pardon. İlk maçında puanı alırsa. San Lorenzo'yu şey. Liverpool'a yenilmezse. Çıkar. Büyük avantajı olacak. Palmeiras, Del Valle, San Lorenzo, Liverpool diyorum ben. Palmeiras, Del Valle, Liverpool, San Lorenzo diyorum ben de. Bu sefer Liverpool'dan biraz beklentiliyim. Olabilir. San Lorenzo. Bu arada bu grup şu ana kadarki en iyi grup mu? Bizim için herhalde. Evet, öyle. Geldik son en sevdiğim iki takımın gruplarına. Önce G grubu. Peñarol, Uruguay. Uruguay büyüğü. Brezilya'da Atletico Mineiro. Onlar da bu arada şey aldı hoca olarak. Milito Gabriel Milito ile anlaştı. O yüzden ekstra bir şey olacak. Dikkatimi çekiyor. Güçlü mü oynatacak hoca? Yine tutarı güçlü zorlar orada. Salak diyecektim de. Geçen senenin Copa de Liga şampiyonu Rosario Central ki gözüm kesinlikle her maçını izleyeceğim yani ve zayıflardan diyelim. Caracas.
Bu iki Venezuela temsilcisinden biri Caracas. Anladın, Caracas'ını karagözünü izlersin artık. Yani Rosario Central Peñarol maçıyla başlıyor. Çok güzel bir atmosfer olur. Hani hem Central hem Peñarol. Bu arada ben Mineiro'nun da iç sahasını beğenirim. Güzel bir iç sahası olur. 4 Nisan'mış. Caracas için. Gidemeyiz şu an. Gidemeyiz. Ama gitmediğimiz son Libertadores olabilir belki de. Evet. Ne olur? Yani Central kötü başladı. Copa de Liga'da da hatta gidemeyecekler ilk 4'e. Hoca da tedavi görüyor bir yandan. Russo hoca, ona da acil şifalar diyelim. Ben çok severim kendisini. O yüzden biraz sallanıyorlar. Mineiro bence eğer Milito'da çok böyle bir arıza çıkarmasa bu grubu süpürür. Peñarol böyle şeylerde biraz zorlanıyor, böyle Libertadores'lerde. Büyük takımlarla hani şeyi yapamıyor, gösteremiyor kendini. İsminin hakkını veremiyor. Aynen öyle. Caracas'a, Caracas'ına Karagöz'e hiç şans vermiyorum ben açıkçası. Çok ekstra bir sürpriz yaparlarsa zaten muhtemelen bayağı haber değeri olur yani. Burada ben Mineiro, Peñarol, Rosario Central, Caracas. Sen de böyle dedin. Mineiro, Peñarol, Central, Caracas. Sen şey ben demedim ama aynısını düşünüyorum ben de, evet. Belki Central hani yıllar sonra ilk kez Libertadores'te bir onun kime motivasyonuyla... Yani Peñarol derim yani, olabilir. Peñarol yedir belki. Bunlar şeyde oynadılar mı? Hatırlamazsın ki herhalde. Yaz turnuvası oynuyorlar ya Uruguay'a gibi. Ne onları? Torneo Verano? Torneo Verano. Torneo Verano. Torneo Rio de la Plata. Ha, iki tane evet. O belki bu maç olmuştur diye düşündüm de hatırlamazsın. Sanırım Uruguay'da onlar oynadığında Central gitmedi sanırım. Birileri Peñarol ile oynadı da. Evet. Ama sanırım Central değildi o. Öyle hatırladım. Ve son grup Copa Libertadores. Avrupa'nın şey kıtanın Şampiyonlar Ligi'nin son grubu. Ona bakarız sonra. En büyük adaylardan biri yine River Plate. Demichelis hocayla. River Plate açısından çok kolay bir grup. İlk bakışta. Paraguay'ın büyüklerinden Libertad. Bir daha bak o zaman. Venezuela'dan Tachira. Deportivo Táchira ve Uruguay'ın diğer büyüğü Nacional. Nacional'de Recoba hoca iyi gidiyor. Alvaro Recoba. Ya ben ve birkaç bundan hiç mi River rakip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Nacional'in iyi döneminde bile 6-7 verdi. Ama Nacional de River'in şey gibi geliyor. Pilot takım gibi geliyor. Uruguay versiyonu. Öyle gibi geliyor. Hani orada bir Nacional var. Bir Gajardo bağlantısı da var. Renkler de böyle çıtırlı. Ya evet, ben Nacional'ı daha çok severim Peñarol'dan. Ama Nacional iyi yani şu ara. Zaten iyisi şeyler ikinci var. Olur bu grupta öyle söyleyeyim. Zaten o çocuk kaç attı ya forvetleri. Deli gibi gol atıyor şu an. Burada da aklımda baktım da. Nerede? Yok. Bu şey. Lig değil ama. Tabii. Tam bakalım. Uruguay Ligi'ne. Ben bu sene Uruguay'ı hiç takip edemedim. Çok da mutsuzum bu konuda. Peñarol 5'te 5'te başlamış. Nacional 5'te 2 mi? Öyle gözüküyor. Carneiro muyuz? Carneiro. Carneiro da çok. 3 tane. Onun almış. Sorunları vardı. Bir kendine geldi. Yok ya, bir çocuğu dedim de. Neyse, o başka yerlerde atmış olabilir. Bunlar iki forvet atıyorlar. Yani Nacional bence bu grupta ikincilik için iddialı olması lazım. Nacional'in Libertad'ın da deplasmanı zor. Libertad daha sert bir deplasman. Sert deplasman, Paraguay deplasmanı. Táchira dördüncülük için en büyük aday. Ama Libertad'la Nacional'in ben iyi bir ikincilik, üçüncülük böyle bir gitgelli olacağını düşünüyorum. Ben Libertad ikinci olur. River 1, Libertad 2, Nacional 3, Táchira 4. Yani bu bence Demichelis için River'le son Libertadores şansı. Bunda da batırırsa bence final üçüncü bir şans yapamaz. Geçen seneki rezaletten sonra özellikle. Final çok yapalım. Kolay bir Libertadores sezonu. Hani sezon dersek ona. O fırsatı kaçırdı. Şimdi Flamengo var. Durduk yere Flamengo iddialı. Palmeiras her zaman iddialı. Boko yok. Bu arada onu söylemedi. Brasil'de Boko yok. Independiente yok. Yani Arjantin küçükleriyle gidiyor biraz. Hani Central, Tacheres, Estudiantes. Ama hak edenler ya. Ama bir yandan da performans olarak evet. Hak edenler gidiyor. Boko kendine gelsin biraz. Bu arada Fluminense'ye mesela hiç öyle konuşmadık ama Fluminense de her türlü şeylerden biri. Bakalım. Brezilyalılar yine kalabalık ve güçlü görünüyorlar. Yani durum nispeten. Bu. Sudamericana'ya geçelim son. Peki şimdiden bir şampiyonluk ya da böyle bir hani
bu herhalde final yapar. Final yapar. Fluminense mi diyorsun? Ben de River'le Flamengo'yu çok hani şey bir yorum yapmıyorum ama ikisinin bayağı gideceğini düşünüyorum. İkisi de çünkü çok kupaya odaklandı yani onu görüyorum. Bakalım. Bekleriz Fluminense'nin rakibi olarak ikisinden birini. Flaflu olmasın da. Sudamericana'ya geçelim. Onun da grupları belli oldu. Benim her zaman daha keyifle baktım. Daha böyle şey daha gibi sen. Gruplar daha denk. Her an her şey olabilir. Her yerden bir şey çıkabilir. Bazılarına hakim değilsin. Oradan ne çıkacak? Evet. Sürprizli takım çıkıyor. Takım. Allah Allah. A grubu mesela bak tam da dediğin gibi bir grup. Şimdi sayalım. Defensa Justicia. Independiente Medellin. Kolombiya'nın. Universitat Cesar Vallejo. Vallejo. Her zaman hazır. Bolivya'dan Always Ready. Always Ready. Sıralama direkt böyle biter. Ben hiç şey yapmıyorum. Defense çok üstünde bu grubun. Always Ready geçer şeyi. Vallejo'yu. Ha tabii. Evet. Always Ready deplasmanı da bu arada sıkıntıdır. Defensa hep hazırlar abi. Defensa Medellin. Always Ready defensadan içeride puan da alabilir. Olabilir. Olabilir. Ama Medellin de bu arada iç sahada zor. Medellin de zor. Bu grup zor. Yani defensa içeride ne alırsa onunla çıkacak yani. Ben yine de sıralama bu şekilde yapıyorum. Medellin 1 olabilir gibi geliyor bana. Ben de Medellin 1, Justicia 2, Vallejo 3, Always Ready 4. Ben de Defensa Medellin, Always Ready 3, Vallejo 4. B grubunda uzun zamandır kupalarda görmediğimiz Brezilya büyüğü Cruzeiro. Alex de Souza geldi. O kadardır ki Edu Dresena falan. En son 2015'te River elemişti. Libertadores derken o zaman hatırlıyorum. Hepsi de Cruzeiro şeydi. Cruzeiro, Şili'den La Calera. La Calera. Ekvador'dan Universidad Católica ve Kolombiya'dan Alianza FC. Bu Alianza Petrolera'nın isim değiştirmiş hali mi diye düşünüyorum ben çünkü olabilir. Alianza FC diye bir grup yoktu. Yok. Hani geçen sene Altlik'ten çıkıp hemen bir şey yapmadıysa. Yok. Altlik'ten yoktu. Hayır bir de Alianza Petrolera'ya kalkmış ortada. Yani yok. O bir değişime gidilmiş. Kolombiya 2'ye ben çok bayağı bakmıştım ya. Bir yıl böyle. Sen bir ara bir Kolombiya yapmadan bayağı ha, ikincilik ama şey çıkarttık. Tabii tabii. En azından uluslararası, ulusal anlamda şey oldu, büyüklere gittiler, ettiler. Cambindo milli takım yaptı. Tam onu düşünerek söyledim. Cambindo'yu düşünerek söyledim. Ya grupta Cruzeiro 1, diğerleri 4 olur. Yüzeysel olacak, evet. Yani diğerleri 4. 2, belki 3, Ekvador 10. takımı iç sahada biraz hani Üniversite Katolik'e puan alır eder. La Calera birinin takımıydı. Kimin takımı? Arjantinli bir Taşeres'in adamın... mi? Yok, o değil. Şili, o Meksika kulübü. Bu da yok mu? La Calera'nın sahibi Arjantinli bir adam. Arjantinli bir adam. O yüzden Arjantinli... Biraz şirket kafasıyla topçular oluyordu ama galiba o bir iki yıl önceki kadar şey değil. Değil, ben de öyle biliyorum. C grubunda evet biraz da şimdi şey oldu. İnternasyonel var Brezilya'dan ki o da Libertadores takımıdır. İnternasyonel çok iyi takım kurdu bence. Bu arada İnternasyonel Kupa'nın şu an 1-0 aldığını mı diye düşünüyorum. Alayınır. Gerçi Boca ile final oynuyor. Boca, Paranaense ve Corinthians'ı gördüm burada ama. Corinthians var ama İnternasyonel'de kim var ön tarafta? Gönlendi. Valencia, Santos Borre. Ener Valencia, Rafael Santos Borre. Alario. Alario. Ki daha da var ya, Ageristey'i. Var. Arkada da vardı zaten. Ki sürpriz şekilde Gaucho'dan elendiler. Yani kendi yerelliklerinden elendiler. Ben İnternasyonel grubunun 1 numarasına koydum. Hoca şey değil mi burada? Kudet. Kudet. Ne hoca da iyi. Delfin var Ekvador'dan. Belgrano. Çok renkli olacak bu Belgrano iş burada. Gerçi bu sene çok kötüler ama bence artık açılırlar bununla birlikte. Burada çıkarlar. Ve Real. Toma Yopo. Toma Yopo. Bolivya'dan. Bu hangi takım ya? Bolivya'da var mıydı? Bu çok şey. Yani uzun zamanda çok. Yeni takım olabilir. Yeni. Toma Yopo'yu bilmiyorum ben. Bolivya'nın neresi? Elemeler duydum hatta. Şey demiyorum ya. Bolivya'nın neresinin takımı? Yani ona göre bazen yorum yapıyoruz ya. Evet, şehir, ben de bilmiyorum. Şeyine göre. Hangi şehir? Sucre falan mı? Biz biraz sürprizli bir takım oldu. Bakalım. Tarija. Diye şey var. Hmm. Şöyle bakalım istersen. Potosi. Potosi, ha. Real Potosi vardı. Real Potosi var, evet. Orada. Demek ki o öbür takım. Aşağı. Aşağı boyunca. Evet, Arjantin sınırı mı oluyor burası? Evet, o oyunun üstü.
Evet, Derek Arjantin sınırı. Burası Şey, para var. Bolivya'nın kızları güzel olan Tarija bölgesi. Şeyde yaşıyorlar, Buenos Aires'te. Yani burada Belgrano internasyonel birlikte çıkar ve devam eder gibi geliyor bana. Delfin 3. Öyle öyle. İnternasyonel Belgrano. Belgrano'nun bence olabildiğince kovalaması lazım üst turları yani. Ne kadar gidebiliyorsa gitsin. D grubu. Geçen sezonun Boca Libertadores finalisti Boca Juniors. Geçen Juniors. sezonun Kupa finalisti, Sudamericana finalisti Fortaleza. Az önce bahsettiğim Nacional Nacional Potosi Potosí. ve Sportivo Trinidense. Bunlar da elemeyle geldi Paraguaylı. Bu arada şöyle bir ilk yapacağım. Ben hem Libertadores'te hem Sudamericana'da Paraguaylıları bir şey yapıyorum böyle bir. Underdog denir yani böyle. Bir şey yapar seçilmeyeceğim. Ben Çünkü biraz Paraguay'da şeylere şaşırmam. Libert atmış. birazdan Olimpiya'ymış. konuşacağız Nasyonel'i. Nasyonel'i izledim, inanılmaz beğendim. Ben Yani Paraguay takımlarını iç sahada özellikle evet, Olimpia, iç Libertad sahada falan, Cerro, bunları izlediğimde çok beğeniyorum. ben de. Ama bilmiyorum. Ya bu kulüp hakkında çok bir yani fikrim olduğundan değil ama şey. Bu grupta tabii Boca ile Burada net ya. Fortaleza. Boca ile Fortaleza. Diğer ikisinin de Zaten olacağı çok. Boca Potosi deplasmanında ev sahibi gibi bir şey oldu diye bir şaka yapalım. Paraguaylılar da var zaten. Yani Bolivyalı Yani oldukları için. Bokalılar, Brezilyalılar. Grup biraz evet. Evet, Boca bu arada Potosi deplasmanında başlıyor. Şakalı bir grup Aa, olmuş. Belgrano Internacional'le başlıyor ilk maç. Orada bir 3 puan, Bu maç izlenir. 3 olmaz. Bu maç izlenir. Ama en az bir puan iyi olur. Sağ. Belgrano iç sahada iyidir. 7'de maç. 1'i de yani. İzlenir. Bu Fortaleza 1, Boca 2 olur orada. Buraya. Fortaleza geçen sene bıraktığı gibi olursa ben de Na diyorum. buraya yazıyorum. Potosi 3, Trinidense 4. Ben de Fortaleza Boca Trinidense Nacional. Aynı mı dedik? Potosi 3 mü dedin sen? Tamam, ben de Trinidense 3 dedim. Hani ufak bir farklılığımız olsun. Grup E. Grup E. Paranaense Paranaense 2 sene önce kupayı kazandı. Bir sene sonra da Libertadores final yaptı ama şimdi buradalar. Fernandinho hala orada sanırım. evet. Danubio var, Arjantin, Uruguay'dan özür dilerim. Muslera'nın kulübü. Muslera'nın, Cavani'nin, Danubio, Cavani'nin kulübü. Sportivo Amelia'nın Köklü kulüp. Paraguay'dan ve Rayo Zuliano'da Zuliano. Venezuela'dan. Yani ya Paranaense'nin 12 puan. Rayo Zuliano. Zulia vardı. O mu? O isim de işte. Ya da Yok, o başka takım için. Zulia'nın Rayo'su herhalde bu. Zulia'nın Belki de. dediğine göre. Olabilir. Zulia şeyinin Rayo takımı. Bu da Yeni bir takım. kulübü takı tanımıyorum ben. Evet, bizim için yeni bir takım. Ama Yani yazmışlar zaten. evet, 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4 yazmışlar, Paranense, saydım. Danubio, Amelia, Zulia'nın. Evet. B Evet. grubunda bence çok güzel grup. Bir şey değil mi? Ya ben hatta sanırım bunu tweet de attım. Bence en iyi grup bu. Neden? Brezilya'nın büyüğü var bir tane, Corinthians. Arjantin'in orta üst çok potansiyeli şeyi var. Arjantinosu var. Fernando Cavani babanın takımı. Racing Montevideo Uruguay'dan. Yani küçük bir kulüpler ama Cavani baba için gönlümüz orada. Ve Paraguay'dan Nacional. Libertadores elemelerinde Nacional Aucas'ı perişan etti yani. Dışarıda kaybedip içeride perişan ettiler. Sonra da sanırım Uruguay Nacional'ı elendiler. Birini daha elediler. Bir de Atletico Nacional'ı elediler. Sonra da sanırım Uruguay Nacional'ı mı elendi? Onu tam şu an hatırlayamadım Nacional ama zor. Burada bakalım bu arada. Hani bahsetmiş de olalım. Çünkü bir önceki programda sanırım daha yeni başlamıştı şeyler. Elemeler. Tabi bu şey elemeleri. Sudamerikan elemeleri. yok. Evet. Sen aç, grupları aç. Şöyle sıralıyorum ben. Hemen. Corinthians birinci olur. Amerika. Aç bakalım. Corinthians birinci olur. Nerede? Argentinos değil, Nacional ikinci olur. Diyorsun. Argentinos 3 olur, Racing 4 olur. Ben de diyorum ki Arentinos 1, Nacional 2, Corinthians 3, Racing 4. Ben Corinthians'ın niyeyse böyle bir boş sezon olacağını düşünüyorum. Böyle bir Çok sürpriz zor. attım. Ben de bir sürpriz attım da.
Bakalım. Belki ikimizden birisi bizi tutar. Üf. G grubunda Lanús var. Lanús ne çekmişsin be. Lanús mis gibi kura çekmiş. Gerçekten şeker gibi kura çekmiş. Kötü bir Brezilya takımı çekmiş. Daha iyi bir şey olamaz. Cuiabá. Venezuelalı var. Metropolitanos ve Peru'dan da hani en büyüklerden biri değil. Deportivo Garcilaso. Yani Lanús için çok iyi. Lanús Copa de la Liga'da da iyi. Yani Cuiabá geçen sene Brezilya düşmemeye oynayan bir kulüptü. Lanús burada çıkar. Hem de onlar ya geçen sene düşmüyor ya Brezilya'da hatta. Düşüp katılmış olabilir. Gerçekten katılıp şu an düşmüş olabilir. Çok ufak ona bakacağım. Çünkü ben ligin sonunu takip ettiğim için düştü düşecekler diye hatırlıyorum. Brezilya. Yok düşmemişler. Geçen sene bakabilir. Buradan sanırım bakamıyoruz da düşmemişler. Enteresan o zaman. Belki ama bilmiyorum. Farklı bir Brezilyalı olduğu için buradan ikinciliğe oynar o da. Evet. Ne olur? Herhalde ikinci olur. Lanús, Cuiabá, Deportivo Garcilaso ya da Metropolitanos tire diyorum hani bilmiyorum. Ben Metropolitanos 3, Garcilaso 4. Son grup, grupo H. Racing var. Şili'den Coquimbo Unido, Paraguay'dan Sportivo Luqueño ve Brezilya'dan bir büyük Bragantino. Yani büyük dediğim sağ içi olarak tabii ki son yılların. Luqueño şey takımıydı ya bizim Onurcan'ın. Onu tutuyordu galiba. Paraguay'daki çocuk. Yani burada iki tane büyük iddialı kulüp var. Direkt kupayı iddia edecek, kupayı isteyecek. Racing ve Bragantino. Coquimbo'yu da ben üçüncüye koyuyorum ama hani Coquimbo ve Sportivo Luqueño'nun ben iki takımı da zorlayacağını düşünüyorum. Hem Racing hem Bragantino'yu bir noktada zorlayacağını düşünüyorum. Bence Bragantino hiç zorlanmaz ikisine. Ama Racing'le de liderlik için çekişir. O zaman buradaki kupa için bir adayım var kupa mı? Kupa finali. Yani büyükleri şöyle bir sayalım. Racing, Bragantino, Lanús. Hani her grubun iddialısını sayalım. Corinthians, Argentinos, Paranaense, Boca, Fortaleza, ne olursa olsun geçen sene finaliste, Inter, Belgrano, Cruzeiro ve Defensa. Yani Boca tabii ilk başta en şey isim ama ben bu kupanın bu sene her zaman olduğu gibi yine bir Brezilyalı'ya gideceğini düşünüyorum. Çünkü bu sefer Ekvador'dan güçlü bir temsilci gelmedi. Ekvador'lar Libertadores'e gitmiş, Brezilyalılar buraya düşmüş. Geçen sene Libertadores olan Brezilyalılar şimdi... Şimdi yani şöyle ama buraya düşecekler var ya. Bir daha var evet. Üçüncüler var. O yüzden finali yani üstten gelen biri oynayabilir. Evet o da var doğru. Ama buradan biri finale çıkacaksa diye yorumlayabilirim. Şey çıkar, Inter çıkar diye düşünüyorum. Inter bana da... Inter'le en... tepeden üstten gelenlerden biri final oynayabilir eşleşmezlerse. Yani grup birincileri son 8'e gidiyor. Hı hı. Grup ikincileri de 16 son 16 oynuyor. Şeyden gelenler, Libertadores'ten gelen üçüncülerle oynuyorlar. Oradaki eşleşmeler çok bağlı. Bir orada şey de söyleyelim. Inter gider. 2 Nisan'da bu başlıyor. Libertadores'e söyleyelim ne zaman başlayacağını tarihi olarak. Türkiye yayıncısı Esport yayınlıyordu. Bazen Libertadores maçları yayınlıyordu Esport. Finalleri yayınlıyordu. Onu da aklınızda olsun. Yukarıda. Evet bir kayboldum şeyde. Bu da 3 Nisan. 2 Nisan. Evet. Aynı. Evet. Ha şöyle bakalım. Aynı hafta başlıyor. Nisan 2 Nisan, başında. 3 Nisan. 10 gün sonra. Biz ondan 10 gün sonra da. Biz kaç Mart'tayız ya? 27. Başlıyor. Başlıyor haftaya başlıyor. Haftaya başlıyor. Müthiş. İzleyin. Benim 4'te vizelerim kaçın, bitiyor 4'te. Link mi bir şey bulun izleyin. Muhtemelen bu maçların çoğu kaçacak o vizelerden. Ya uyumayacağım. Senin vize var. Benim vize de var. Ben izlerim hepsini. Sen benim yerimi izle. Ben kalanları tekrar izlerim. Türkiye'de olunca 21 maçları, 21-30 maçları çok kaçıyor. Zor, çok zor oluyor. 3,5 maçları gerçekten hani bitti anda sabah olduğu için. 17 maçları mis gibi oluyor. Bizde gece 11'e denk geliyor. Hadi o liglerde oluyor sanırım. Burada 19'da baş. 1 ve 3. Yani Türkiye saatiyle 1'de bir maç var. Bir maçta 3,5'da var. Ha, bir tane. 23 var. Ya 17 değil 23. Oraya göre 23. Tabii tabii. O da çok geç. En erken maç Türkiye saatiyle 11'de. O 23 olan 4 oluyor sanırım. 4, ya da 5'li bir şey oluyor. Sud Amerika'da çok geç saatte oluyor ya maçlar. Öyle oluyor. Durumlar bu. Libertadores'te şeyi değerlendirdik. Arjantin'i değerlendirdik. Brezilya başlıyor dedik. Uruguay, Paraguay, Kolombiya bunlar yeni başladı.
Hatta MLS de 6. haftasında, onu da söyleyelim. Cincinnati mi? Tabii. Cincinnati'de kim var? Şey var. Acosta mıydı? Acosta. Brezilyalı çocuk vardı. Erkenden oraya gitti. Neydi o? Luis? Brenner mi? Brenner. Brenner var ya. O çocuk mesela potansiyelli. Ben bu lige uyuz oluyorum. Artık ben gerçekten potansiyelli çocuklar. Para yüksek diye gidiyorlar ve yetiniyorlar yani. O Kokkoro'da ikisi penaltı, 3 golle. Geçen boş kaleye kaçırdı ya. Messi ile aynı sayıda, evet ya. Yani. Kokkoro. Durumlar böyle. Toparlayalım istersen. Çok ufak rezerveye de bakalım hadi. O da bir renk olsun araya. Arjantin rezerva. Rezerva altı. U19 ligi, U20 ligi gibi düşünebilirsiniz. PAF, eskiden PAF diyorlardı. PAF ligi. Birebir aynı fikstür. Evet. Birebir aynı fikstür. Ya daha doğrusu A takım deplasmandaysa sen de onun iç sahasında oynuyorsun. Belgrano 5'te 5 başlamış. Enteresan. Estudiantes de yine oraların iyi takımlarındandır. Hani böyle sürprizli bir şey var mı diye bakıyorum. Burada şehir takımları iyi oluyor. Böyle geliyorlar. Evet, enteresan şeyler oluyor. Taşeres nerede ya? Oh, aşağıda. Bizim Platense? Şey mi farklı diye düşündüm de mi? Taşeres'in grupta olması gerekmiyor mu? Farklı olabilir dizi. Farklı olmuş tabii. Platense bitmiş. Rezervaya bak. Evet. Biz oradayken iyiydi rezervası. Çok uyudu yani. Rezervanın tesisin konumu da güzel olduğu için genelde orada izliyorduk takımları da. Şimdi rakip Platense zayıf. Gelen baksana -7 daha verici var. Onlar A takımda, A takım olarak da düşecekler zaten bu gidişte, o yüzden. Evet. Primera Nacional. Böyle düşerlerse biraz çıkmaları zor gibi herhalde. Ya maddi durumları da çok iyi bir takım değil. Evet. Satış çok büyük oyuncusu falan da. Oyuncu yetiştirip satamıyor. Çok kiralıkları var zaten. İlk 11'de 10 tane onun kiralık var yani. Çünkü yetiştirip satmışlıkları da çok yok. Bu kadar kiralık. Satsa işte 100 bin, 150 binlik oyuncular satıyor. Evet. O yüzden. Bakalım. Konularımız bitti gibi. Yalnız son olarak o zaman kapamadan yani. Hemen önce de haftanın maçlarına bakalım. Bugün çünkü başlıyor tekrar lig Arjantin'de. Lanús Unión maçıyla. 3.30'da. Son 3 hafta artık hani şöyle bir genel değerlendirsek hani River Argentinos, Vélez Taşeres bir tarafta gidecek gibi. Barracasin'de, Bendiente ve Instituto'da Plase. Hani Independiente, Vélez orada bir değişim olabilir gibi geliyor bana. Diğer grupta Godoy zirvede, Lanús Estudiantes'e gidecek gibi 190. Bence Neves'te gider. Neves'te gider. Ama Defensa'dan ben bekliyordum bir şeyler. Lanús orada şey yaptı. Tigre çok kötü bu arada. Ondan bahsedelim. Tigre çok kötü. Tigre felaket. Ama bunlar işte kötü, kötüyüm diyenler de şimdi bu bitsin de bir an önce lige. Bir bakıyorsun ligde olabiliyorsun. Evet. Yani. Lanús için bunu konuşmuştuk. Bak şimdi Belgrano için konuşabilirsin. Evet. Rezervası da. Yani Lanús için konuştuk bunu bir önceki programlarda. Birebir beklediğim şey oldu. Yani sonunculardı. Şimdi ikinciler. Mesela Belgrano sondan ikinci, rezervası full çekmiş. Demek rezervadan ki gelenlerle oyuncu ligde coşarlar. Ligde, yani coşmasa da bir takım olur. Yok belki hani şeyin gazıyla da Sudamerikan'da ilerlerse de güzel olabilir. Evet. Gol krallığında da Miguel Borja penaltısız 10 gol. Çok iyi başladı sezona. Ki sakatlandı da. Evet. Martinez bir maç. Maravichosa Martinez. Bir maç ettirik yaptı 3 zaten. Derbiyi aldı. 7 atmış. O da penaltı. Uruguayo Ramirez Nacional'den geldi. İyi golcüdür. O da penaltı hızıyla atmış. Walter Bou. Kardeş olan. 6 gol. Eski Alanyalı adam Barreiro. İyi gidiyor kaptan Barreiro. 5 gol. Lescano'dan bahsettik. Instituto'dan Puebla. Puebla'da gencolardan biri. 2 kanat oyuncusu. Hiç fena değil. Girotti. Girotti. Pasiyerini de iyi gidiyor. Bu liste böyle. Zaten hepsi bunlar santrforda değil. Birçoğu ortası girebilmişler yani. O zaman kapatalım. Kapatalım. Uzun bir aradan sonra dolu dolu ya. Program yaptık. 2 haftada bir diyorduk herhalde yine öyle olur. Yine devam ederiz 2 hafta sonra. Herhalde 2 hafta sonra aynen ligde belki ayın 27'si 14. Tam 2 hafta mı? İşte 14-15'i falan. Herhalde lig bittiğinde yapalım o zaman. Yani şey 14 hafta bittiğinde. Belki işte böyle şey günü. Evet. O arada yaparız. Bayram falan biter. Bayram sonrası yaparız. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben. Aradan sonra İyi tekrar izlediğiniz için. Biz de toparlamış olduk. Dolu dolu oldu. Evet.
önümüzdeki programlarda artacak bu anlaştı. Yani bunu projeksiyonu tuttuk yani. Konu da konu olacak. Görüşmek üzere diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.